Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Eylül 2019 Süleyman Özışık ve Can Ataklı'nın Farklı Görüş programındasınız. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar geçen hafta programın ilk bölümünde hararetli bir tartışma oldu. Ben size sadece şu kadarını söyleyeyim. Orada eleştiriyorsunuz. Eleştirinin ötesine geçen arkadaşlarımız da var. Özellikle Can Ataklı ile ilgili tepki gösteren var. Ne işi var burada falan filan. Bakın, ben her defasında şunu söylüyorum. Beraber karşılıklı konuşmayı başarabilelim. Can Ataklı ile Süleyman Özışık karşılıklı konuşmayı başarabildiği için buradalar. Ve bu program bittikten sonra o seslerin yükselmesi, o böyle sert söylemlerin olmasından sonra şu merdivenle yukarı çıktıktan itibaren birbirlerine sarılıyorlar, görüşüyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Yani birbirlerinin gırtlağını sıkmıyorlar arkadaşlar. Siz de öyle yapmayın diyor ve Süleyman Özışık'la Can Ataklı ile farklı görüşü başlatıyoruz. Can hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Süleyman Özışık. Şimdi birçok şey konuşacağız. Cumartesi anneleri, işte şimdi AK Parti'nin önünde toplanmaya başladı 3 tane anne. Bir de Güneydoğu'da, Diyarbakır'da HDP binasının önündeki anneler bu. Şimdi anneler çarpıştırılıyor. Bunu konuşacağız ama önce CHP'yi konuşmak istiyorum. Muharrem İnce çıktı ekrana. Aylar sonra, belki de bir seçimden sonra ilk defa konuşuyordu. Çok farklı şeyler söyledi ve o konuşmadan sonra CHP'de bir takım hareketlenmeler başladı. İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, dün dünde kaldı cancağızım, artık mekanın yeni sahibi var. Twitter mesajıyla birlikte ortalık karıştı. İnceciler, İmamoğlu'cular vesaire tartışmaları var. Bunu biraz böyle ikiniz arasında bir tartışma olsun değil de bizi izleyenler için bir bilgi olsun. Can Ataklı o tarafta biraz daha çevresi, bilgisi, kulisleri fazla olan bir gazeteci. Ne oluyor Can Ataklı CHP'de? Yani CHP'de bir şey oluyor mu bilmiyorum. Yani çok o kadar merak etmiyorum. Çünkü bu tartışma beni çok rahatsız ediyor. Çünkü neden? Ben referandum öncesinden itibaren hep bir şeyi savundum. Ben bugünkü bana göre ucube tek adam rejimine hep karşı çıktım. Karşı çıkma gerekçelerim hep ortadaydı. Ve şunu belki kendi ekranımda da, yazılarımda da defalarca söyledim. Kardeşim, ben Tayyip Erdoğan'ın başkan olmasına, cumhurbaşkanı olmasına karşı mücadele etmiyorum. Ben bu sistemin gelmesine karşı mücadele ediyorum. Yani canla başla çalışma, Tayyip Erdoğan olmasın. Kardeşim, zaten yarın Tayyip Erdoğan olmayacak ki, sen olmayacaksın, ben olmayacağım. Yani biz sonuçta herkesin orada devamlı kalacağı bir yer değil. Onun için böyle bir yanlış algılama oluyordu. Yani Tayyip Erdoğan olmasın. Ya ilk etapta tabii ki Tayyip Erdoğan'ı ben niye orada olsun? Çünkü benimsemediğim bir isim olduğuna göre. Ama özü o değil. Bu sistem olmamalı. Şimdi ben şuradan rahatsız oluyorum. CHP'lilerin başkan arayışı. Yani İmamoğlu mu olsun? Efendim yok, tekrar Muharrem mi yapalım? Yoksa işte üçüncü birini mi bulalım? Ya o zaman diyorum ki, bakın, siz bu tartışmayı yaptığınız sürece aslında sizin de karşı çıkma gerekçeniz olan, demokrasiden vazgeçmiş, hukuktan vazgeçmiş, tek adama biat etmiş bir toplumdan kurtulmak yerine, bir, bunu meşrulaştırıyorsun, iki, ben olursam ne kadar güzel olur. Yahu o zaman ne anlamı var diyorum. Onun için bana sordukları zaman, yani Muharrem İnce mi olsun, İmamoğlu mu, tartışma ne? Diyorum ki, bana bunu sorma. Ha, şeye gelirsek. Tatsız tabii. Yani bugün gerçi İmamoğlu galiba o danışmanı uyarmış ve bir açıklama yapmış. Yani kardeşim, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri falan diye. Çünkü zaten bunlar işte tuzaklar belki de. Yani o kişi üzerinden mesela kim kuruyor tuzağı? Abi tuzak, şimdi kim dediğin zaman bunun şeyi yok. Ama mesela benim bugün yazdığım, YouTube kanalımda da uzun uzun anlattığım bir erken seçime gitme ihtimali var mı? Böyle şeyler konuşuluyor. Daki herkes üzerine bir şey yapabilir. Mesela bir erken seçim bombası patlayacaksa, bir baskın seçim. Burada mesela CHP'nin bir parça karışması lazım. Şimdi sabahleyin, hani burada söyleyeyim, gerçi yarın sabah da yazdım, köşemde de okuyacak insanlar, beni okuyanlar, ama mesela bir şey aradı Muharrem İnce. Dedi ki, ya çok üzüldüm, kırıldım. Ben Muharrem İnce ile hiç konuşmuşluğum yok. Tanımam.
Yani hakikaten yani tuhaf geliyor. Allah Allah filan. İyi kardeşim yani benim CHP'li tanıdığım falan daha çok yok. AKP'den belki daha fazladır, o da ayrı. Dedik ya işte çok üzüldüm, çok şey işte beni Tayyip Erdoğan'ın oyununda. Hayır ya kardeşim, ben seni onun için de göstermedim. Ama bir erken seçim hazırlığı varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz karışması lazım. Ve dedim ki orada, yani Muharrem İnce acaba şunu gördü mü? Durup dururken bir kanala çağırıyorlar. 4 tane gazeteci de karşısına koyuyorlar. Sorular hep şeyle ilgili. Geçen seneki 24 Haziran. İşte o gece neredeydin? Yok muydun? Tekrar aday olacak mısın? Yani niye bu soruları muhatap oluyorsun anlamında söyledim. Ve bu bir hani sarayın bir oyunu olabilir mi? Oyunu derken sen buna ortaksın. Onu da oraya mı bağladın? Abi seçim, erken seçim olacaksa karar verecek olan orası. Yani başka birinin aklına gelmez ki. Orası eğer gidişattan memnun değil ve bir operasyonla ben gücümü pekiştiririm derse erken seçim olur. Onun dışında isterdiği kadar Kılıçdaroğlu istesin, AKP'li biri çıksın istesin, ne bileyim işte parti kuracağız diyorlar. Onlar desin, İyi Parti desin. Kimse gidemez ki. Ancak ve ancak Tayyip Erdoğan arkadaşlar erken seçim yapacağız derse o zaman meclis grubu erken seçim kararı alır. O anlamda yani yoksa. Peki Süleyman Özışık. Yani Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını istediğini de biliyoruz. O ilk dönemlerde yaygın kanaat, tabanın isteği de Muharrem İnce üzerineydi. Hakkını teslim etmek lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kimsenin beklemediği bir sonuç aldı. İyi çalıştı, kimsenin beklemediği bir sonuç aldı. Şimdi Muharrem İnce'nin, CHP'nin işleyişinde şu var, birkaç adayın birlikte çıkması gibi bir gelenek var. Bu çok ters bir şey değil, doğru da bir şey. Yani birilerinin çıkıp ben adayım demesi doğru bir şey. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı ile ilgili önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir çalışması olduğunu da kendisi de söylüyor. İtiraf etti. Evet. Ama burada kötü olan şey şu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun çevresindekiler, bunun altını çizerek söylüyorum. Zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın etrafındakileri, Ahmet Davutoğlu'nun etrafındakileri ve İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındakileri eleştiriyoruz. Görünen o ki Sayın İmamoğlu'nun etrafında da böyle bir çember şimdiden oluşmaya başladı. Yani İmamoğlu adına konuşan, İmamoğlu adına posta koyan, Racon kesen bir grup belirmeye başladı. Yani o son şeyde o oldu. Öbürlerini de çok görmüyorum. Ama mesela o danışman olayı hoş olmadı. Yani kampanya danışmanıymış ama. Yani kampanya danışmanının şimdi CHP'de hakikaten emek vermiş birisine Twitter üzerinden mekanın yeni sahibi var, senin burada yerin yok gibi bir mesaj atması hangi partide olursa olsun şık değil. Sayın İmamoğlu'nun bu danışmanıyla konuşup bu işi düzeltmesi de doğru bir yöntem. Çünkü bunun ceremesini bir süre sonra vatandaş da çekiyor. Biz evet. de çekiyoruz. Çünkü danışmanlar daha çok karar verici hale geliyorlar. Bülent Turan'ın Habertürk'te bir konuşması vardı. Enteresan. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde ben AK Parti grup başkan vekili olarak Ahmet Davutoğlu ile görüşemedim. 4 tane danışmanı beni yaklaştırmadı dedi. Şimdi çevre böyle bir etrafını sarınca iş bu duruma geliyor. Ya biraz şöyleden kaynaklanmıyor. Yani hafif bir güç. Zehirlenmesi oluyor abi. Kudrete yakın olanın canı kudret çeker yani. Şimdi Can Ataklı şeyden örnek verdi. Beni aradı dedi Muharrem İnce. Şimdi arıyor. Ama o dönemde bir güç zehirlenmesi, ben 5 milyon topladım, 10 milyon topladım. O gezileri sırasında biliyorsun Yılmaz Özdil, Beral Akşener'i destekledi diye küfürle karşılık verdi. Yani o güç zehirlenmesi bunu yaptırdı ona. Ya hakkını teslim etmek lazım. Genelde şunu gördüm ben, Muharrem İnce bir şey hakkında bir şey olduğunda direkt telefonla arayıp bu konuları istişare eden biri, soran biri. Ya benim niyetim bu değildi diyen biri. Muharrem İnce Yılmaz Özdil meselesinde Yılmaz Özdil çok sert davranmıştı. O yönde bir hakaret sözü oldu. Ama karşılığı küfür olmamalıydı. Olmamalı tabii de ama... Küfür etti ya. Ya Muharrem İnce'nin birebir diyalogları şahsi kanaatim Ekrem İmamoğlu'ndan daha iyi siyasette. Gazetecilerle diyaloğu, siyasetçilerle diyaloğu daha iyi gibime geliyor.
Ne diyorsun? Yani bir, çok içimi ikisini de tanımıyorum. Ben şeyi şimdi tabii izleyenler de falan diyebilir. Değil bak. Muharrem İnce'yle ilk defa bu sabah konuştum. Bugüne kadar hiç konuşmadım. Bu bir. İki, ha belki bir şey olmuştur hani arada bir böyle baş sağlığı için aramış olabilir, evet. Yani falan. Bir, Ekrem İmamoğlu'yla da henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı değil. Beylikdüzü ilçe başkanı. Bir panel için davet etmişlerdi. Yani CHP düzenliyordu. İşte gene böyle o zaman rahat böyle her görüşten insanlar katılıyordu. Öyle bir panele gittik. Orada o da dinleyici. Ondan sonra da işte katılımcılara böyle bir yemek oradaki şeyde verdi. Bir yarım saat o kadar. Belediye başkanlığı döneminde hiç görüşmedim. Kampanya döneminde hiç görüşmedik. Yani zaten çok da şey değildi yani bizim kanala karşı da bir hani bir ortak yayına çıktı o kadar. Seçim bittikten sonra da bir şey olmadı. Onun için hani hangisi daha bu konularda medeni ya da işte daha böyle diyaloğa açık onu ben bilemiyorum. Ama şeye tabii katılıyorum yani güç ele geçtiği an havalar değişebiliyor. Ya zaten bu bizim şeyimizde de var abi işte şey oldu burnu kalktı falan diye. O anlamda söylemiyorum ama yani ama bu kadar kısa sürede zaten olmaz. Yani bir şey şaşkınlığı da var. Beni burada tek rahatsız eden biraz önce söylediğim yani bu başkan olma hevesi. Ya bunu derhal bundan vazgeçmek gerekiyor. Mesela şeyin hevesi. Ekrem İmamoğlu'ndan yani bahsediyor. Yani ona daha doğrusu atfedilen, kendine yani sorarsan böyle bir şey yok diyebilir. Buradaki görüşünü çok merak ediyorum. Yani birazdan tabii karşılıklı da tartışacaksınız ama biraz bizi izleyenlere bilgi babında bir takım şeyler de sunuyor. Ha bilgi işte bu. Yani mesela ben Ekrem İmamoğlu'nda böyle hareketleri, gezileri, ziyaretleri, anlattıkları, konuşmaları oynuyor mu? Görüyorum. Hayır, oynuyor şöyle, mu? Oynama değil de bak şöyle bir şey var. Yani şöyle bir yanlışa düşüyor insanlar. Şimdi sen arkadaşım CHP'nin patentinde girmişsin. Üzerindeki çatı CHP. Öyle ya da böyle CHP. Şimdi burada ben şu şeyi anlayamıyorum. Yani herkesi kucaklamak. Şimdi böyle bir siyasi jargonda bir yanlışlık var. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkanı olurum. Kadromu Cumhuriyet Halk Partililerden yaparım. Ana kadromu ama yani çalışan herkes değil tabii. Evet. Ana kadromu oradan yaparım. Ama bütün sorumlu olduğum kişilere karşı benden olsun ya da olmasın eşit muamelede bulunurum. Şimdi bununla şeyi karıştırıyoruz. Bir yeni çıktı yani bu moda. Efendim biz herkesi kapsıyoruz. İşte rozetimi çıkardım. Rozet takmayız. Ha rozet takmam. Bayrak altına bir dakika. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ben diyelim ben şimdi kendimi CHP seçmeni. 10 milyon CHP seçmeniyim ya da İstanbul'da kaç aldı işte 4 milyon CHP seçmeniyim. Bu tavır bana şunu geliyor. Sen çantada kekliksin. Ben ne yaparsan yapayım sen bana oy vereceksin. Şimdi iki tane olay söyleyeyim. İki üç tane. Bir, okullar açılıyor. İstanbul caddelerinde okullara çocuklar hayırlı olsun. Evet. Baktım fotoğraflar ilkokul yani ilk 4+4 seviyesindeki çocuklarla çekilmiş fotoğraf. Şimdi orada ilkokul çocukları var ve türbanlı. Efendim olamaz mı? Ya olur olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı herkesi kapsıyorum diye rol model olarak onu koyamaz diyorum ben. CHP'yi ya da bu görüşün karşısında olanlar olarak söylüyorum. Bunu yapamaz. İki, dün Menderes. Bakıyorsun en önde. Bir dakika. Senin görevin değil. Niye oradasın? Ayrı bir zamanda git. Eğer çok seviyorsan ayrı bir zamanda git. De ki arkadaş ben Menderes'e saygımı sunuyorum. Ama bir tören yapılıyor ve seni törende konuşturmuyorlar. Sonra Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkan yardımcısı mı, grup başkan vekiline sitem ediyor. E niye sitem ediyorsun? Konuşturulmuyorsa demek ki protokolde değil. Demek ki Adnan Menderes'i anma protokolünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Olsa konuşur. Şimdi o zaman niye gidiyorsun diyorum. Efendim herkesi kapsamış. Şimdi ayrı bir tartışma o. Yani efendim Adnan Menderes haksız asılmıştır, asılmamış. Zaten kimse asılsaydı oh iyi oldu falan diyen yok. Ama ya bir siyaset diye bir şey var. Savunulan görüşler var ve buna göre de bir duruşlar var. Şimdi herkesi kapsıyorum. E o zaman herkesi kapsıyorsan yani hangi nereye giriyorsan o kaba uyacaksın. AKP'lilere gideceksin. Abi orada dindar gözükeceksin. Efendim MHP'ye gideceksin. Bilmem ne de. HDP'ye gideceksin. Kürt kardeşim. Peki, yok böyle bir dünya olmamalı zaten. Tamam, şey o zaman niye siyasi partiler? Niye şey yapıyoruz görüş? Tam da dediğin şey seçimlerden önce olmadı mı? Oldu. Ama ben o zaman da zaten söyledim.
Yani ben bunları sakınmadım ama. Bana çok kızdılar. Yani... Bak CHP'den mesela çok kızan oldu. Ya kardeşim işte her şey... Ya değil. Ama şu var. Sen bana çantada keklik muamelesi yapamazsın. Yani sen ne yaparsan yap ben sana her durumda oy veriyorum. Ya arkadaş yani ben senin o davranışını beğenmiyorum. Çünkü ben niye burada mesela biz bu grubuz? Niye ben senin olduğun grupta değilim de bu gruptayım? Çünkü diyorum ki benim dünya görüşüm bu. Siyasi anlayışım bu. Ekonomik felsefem bu. Ülkeyi bana verirsen yönetmeyi ben böyle yöneteceğim. Şimdi herkesle beraber, hayır herkese eşit muamele. Herkesi kapsamak zorunda değil hiç kimse. Ve en önemlisi, abi o zaman bağımsız katılacaksın seçimlere. Ben diyeceksin, rozetim mozetim yok, bayrağım yok, ben herkesi kapsıyorum. Ben bağımsız seçimlere girdim, kazandım. Ha, partiler bunu anlaşma sağlayabilir mi? Evet. Ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne İyi Parti, ne Saadet Partisi, ne HDP, hiçbiri aday çıkarmaz. Bir kişi çıkar. Biz nasıl iki oy kullanmıyor muyuz? Bir belediye meclisine, bir de başkan olarak bağımsızı ya da başka birini seçelim. Parti olarak da hangisine vereceksem. Peki Ekrem İmamoğlu bu hareketleriyle ne yapmak istiyor? Ha şu ben yapmak istiyor diye bir şey diyemiyorum ama o, konuşulan bir yani Cumhurbaşkanı. Yani geleceğe yatırım mı yapıyor? Şimdi o zaman şu oluyor. Şimdi bak şöyle bir anlayış oldu. Efendim kim seçilir? Herkesi kapsayan. En büyük hata burada. Bak neden biliyor musun? Konuşma süremi biraz açtık ama hemen izah edeyim mi? Bak şimdi şöyle bir yanlış yapılıyor. Tayyip Erdoğan herkesi mi kapsıyor seçilirken? Mesela. Hayır. Kendi görüşü var. Net söylüyor. Öfkeli söylüyor. Geri kalanına saydırıyor. Teröristler diyor. İllet diyor. Zillet diyor filan. Tamam değil mi? Ha, peki sen ben abi herkesi savunacağım. Ya sen herkese eşit hizmet vereceksin. O kadar. Belediye başkanı mısın? Eşit vereceksin. Cumhurbaşkanı mı? Artık orada şey yapmayacaksın. Onu bunu ayırmayacaksın. Ama ekibin senden olacak. Yani ben bir ekip kurarım. Bir tane MHP'li koyarım. Bir tane AKP'li koyarım. Bir tane Saadet'ten alırım. Böyle bir şey yok. Sen çalışanlarda hiç öyle bir ayrım yapmayacaksın. Kimsin nesin diye sormayacaksın. Ama senin 15 tane şeyin var. Peki. Önemli nokta. Yani diyeceğim sonuçta seçildim. Şimdi şu mantıkla gidiliyor. Zaten benim karşı çıkmam, sistemin sakatlığı buradan belli. Tayyip Erdoğan bir tarafta aday. Bir de işte bütün muhalefet, abi biz seni geçeceğiz, birini yaptın. Kim bu şimdi? Ne yapacak? Şimdi ben partinin başkanıyım. Şimdi Amerika, efendim Amerika'da parti başkanı değil diyorlar. Ama ben Türkiye'de yaşıyorum. Ve Amerika dışında dünyanın bütün ülkelerinde parti başkanları aynı zamanda siyasi önder. Amerika'da başka bir sistem var. Evet. Amerika ne yapıyor abi? Senato var, meclis var ve önemlisi komisyonlar var. Amerika'yı esas yöneten o. Başkan Türkiye'ye büyükelçi mi atayacak? Ha, o komisyonlara gidiyor önce. O komisyonlardan onay alamazsa öyle ben atadım Türkiye'ye. Yok öyle bir şey. Şimdi oraya geleceğiz. Ha. Süleyman Özışık, şöyle bir senaryo var. Şimdi AK Parti'den kopmalar var. Ahmet Davutoğlu Partisi'ni kuruyor. Ali Babacan kuruyor. İşte bunlar tabii kazanmak için değil, yıkmak için parti kurma yoluna girdiler diye ifadeler var, iddialar var. Bir iddia da şu, Abdullah Gül elini güçlendirmek için şimdiden Babacan'ın partisine de üye olmadan çatı adaylığıyla ilgili çalışmalar şimdiden başlattı. Ekrem İmamoğlu her ne kadar hevesliyse de başkan olmaya, şimdi bakıyoruz şey de hevesli, Muharrem İnce de hevesli. Bir de bir Abdullah Gül faktörü var. Ne diyorsun? Ekrem İmamoğlu'ndan başlayalım. Can Ataklı'nın sözlerine katılıyorum. Yani siyasette yolunuzu net olarak belirleyeceksiniz. Belli başlı kesimlerden tabii ki oy talebinde bulunabilirsiniz. Tabii. Ama onlara şirin görünmek için belli başlı şeyler yaparsanız sırıtır. Ve daha sonra bunu tekrar etmezseniz bu sırıtır. Kimin namaz kıldığı, kimin ne yaptığı zerre kadar umurumda değil. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi seçimlerden önce biz Sayın Ekrem İmamoğlu'nu nerelerde görüyorduk? Eyüp Sultan'da görüyorduk. Camide oturup Kur'an-ı Kerim okurken görüyorduk. Daha sonra en azından Maltepe'de Kur'an okutarak miting. Evet, şimdi en azından daha sonra şunu bir şekilde görmemiz lazım. Yani Türk siyasetinde de aşina olduğumuz bir şey. Genel itibariyle bir cuma namazından bilmem şu bu çıktığında da bir görmemiz lazımdı. Değil mi?
Kamuoyunda bu şöyle oluşuyor. Seçimi kazanıncaya kadar Kur'an-ı Kerim, Eyüp Sultan, bilmem şu bu. Daha sonra farklı bir yol çiziliyor. Şimdi bu kamuoyu tarafından, kamuoyunu daha doğrusu seçmeni biraz böyle ben seni kullanıyorum, sana oynuyorum, sen oyunu bana ver gibi aynı algı. Aynı paralelde düşünüyorsunuz yani. Çantada keklik. İki, hayır, bu şeyi, herkesi... aynı şeyi ama Süleyman'ın söylediği farklı. Yani o diyor ki karşı taraftan da oyalıyor. Ama beni... Diyor ki sen nasıl söyleyeceksin abi? Çaresiz. Ben çaresiz yani, değildim ve vermedim. Bu kadar basit. Burada şunu söylüyor ama yani katıldığım nokta o. Sen CHP'lisin zaten, elim mahkum. Sen bana vereceksin. Yani o konuda ben seni zaten peşinen ikna etmişim. Benim diğerlerini ikna etmem lazım. Bu arada Can Atak da şeydi, ben vermedim. Vermedim abi. Ben size açıkladım ona. Ben birinci turda vermedim abi. Niye vereyim? Ya bana uymuyor ki çünkü yaptığı. Yani bu senden oy alacak diye. Ben kızgınlığım şu, senden oy alacağım diye benim tamamen karşı olduğum bir hareketi, bir sözü, bir davranışı yapıyor. Neden? Nasıl vereceğim? Vermedim. Ama ikinci turda bak söyleyeyim. Ya ikinci turda vicdanım tabii ayrı bir şey. Yani orada çünkü iş referanduma döndü. Evet Süleyman. Şimdi seçmen kitlesi, mesela AK Parti'den hatırladığım bir şey var. İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi. Biz kaliteli şarap yapacağız dedi diye AK Parti tabanı linç etti. Çok kızdı. Sen başka tarafa oynayamazsın. Başın gözün ayrı oynamazsın. Sen AK Parti'nin adayısın. İzmir'den 3 tane şey oy fazla bir şey alacaksın diye. Kayseri'ye aday olsaydı o cümleyi söylemeyecek. İzmir nasıl tabii kazanmıyor? Yani, tabii. Söylediğim şey şu. Siyasette herkese şirin görünmek için yapılan şeyler samimiyetin dışına çıkıyor. Aynen. Bir süre sonra o samimiyetsizlik, o makyaj dökülmeye başlıyor. Recep Tayyip Erdoğan dedi, seversiniz sevmezsiniz. Bu ülkede %34 ile geldi, söyleme aynıydı. Daha sonra belli başlı şeyler üzerine koydu ama söylem hep aynıydı. Seçimde çıktı, zillet mi demesi gerekiyordu, zillet dedi. Gerekmedi canım, yani dedi. Ya, kendi inanışını söylüyorum, bak yani... Hadi CHP'den bana şu kadar fazla oy gelebilir diye oraya oynayayım falan gibi bir şey yapmadı. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'a inanan kitlelerin peşinden gitmesinin nedeni o zaten. Yani ekibinde zaman zaman yanlış şeyler yapılsa da Recep Tayyip Erdoğan her zaman söylediğine, inandığı şeyleri söylemeye devam etti ve hedef tahtasına oturttuklarına da ya kardeşim ben buradan bir şey istemiyorum, ben buraya vuracağım diye gitti. Şimdi siyasette bunu şeyde de gördük. Yani Sayın Muharrem İnce'de de gördük. Ben küçüklüğümden beri neredeyse her gün cuma namazı kılıyordum gibi ilginç bir cümle söyledi. Yani inanış tarzı cuma namazı... Dil sürüşmesi. Değil abicim. Dil sürüşmesi falan değil. Yapma şimdi. Ben inanış tarzı cuma ve namaz üzerine olanlar... Hiç böyle aklı başında olmasa bile refleks olarak her hafta cuma namazına giderim der. Her haftadır o. İnanış tarzın cuma namazı ve namaz üzerine değilse her gün dersin. İnanış tarzı üzerinden söylüyorum. O onun için şey değil. Şimdi burada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ikinci seçimi yapılırken ben burayı kazanıyorum, kazanacağım. Ama aynı zamanda tamam millet hazır olun, ben geleceğin Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Bu intibayı verdi. Ve maalesef arkasındakiler de bu anlamda iyi gaz veriyor. Ekrem İmamoğlu da ya bir durun İstanbul'da bir rüştümüzü ispatlayalım, ne yapacağımızı bir gösterelim, ona göre hareket edelim demiyor. İşte çevresi bu anlamda senin söylediğin mesaj... En büyük zarar veren en büyük nedenlerden biri olacak. Evet. Yani farkında olmadan Ekrem İmamoğlu bu anlamda ben aynı zamanda geleceğin Cumhurbaşkanı adayıyım diyerek de kendini tüketmeye başladı. Bunu farkında değil. Bir şey ekleyebilir miyim? Yani daha doğrusu şey şimdi yani yanlış algılanmaması lazım bir de. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın tabii söylemiyle CHP'li birinin söylemi biraz fark edecek. Şuradan kaynaklanıyor o da. Şimdi Türkiye'de %30-35'e kadar hani sol ya da işte daha böyle şey bir kesim. Öbür 60-65'te de daha bir sağ ve daha dindar bir kesim var. Hoca Tayyip Erdoğan'ın tabii manevra alanı daha geniş. Yani mesela Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye CHP'den oy çekmek için çabalamasına gerek yok. Tam tersi CHP'ye vurdukça diğer
sağ kesimlerden oy alır. CHP'nin öyle bir handikapı var. Yani CHP gelmiş de 26 oyu. Bunu arttırması lazım. Şimdi burada yanlış bence başından beri alın. Ben Baykal döneminden beri o mücadeleyi veriyorum. Ya yanlış şu diyorum bana göre. Mış gibi yapma. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ben de dindarım dediği zaman bu inandırıcı olmuyor. Çünkü ona dindar değil, dinsiz diyen zaten öyle diyor. Ben bunu cami cemaatiyle de tartıştım. Adam dedi ki bana CHP işte dindar. Ya bir dakika arkadaş dedim ya. Bak burada bu CHP'li var, AKP'li var, HDP'li var burada. Ezan okundu, namaza girdiniz. Vakit namazı söyledi. Bir sıra oluyor bizim oradaki camide. İkinci sıra olmuyor yani işte o kadar. Dedim ki Cihan sen burada durduğun zaman sola bakıyorsun, sağa bakıyorsun. CHP'li görüyor musun? Görüyorum dedim. Niye dinsiz diyorsun dedim. Bak kaldı. Dedim ki bak sen orada namaz kılarken senin partindeki diğer adam da burada kahvede çayını içmeye devam ediyor. Şimdi sen de camide miydin? Bir dakika ya. Soruyorum. Niye? Senin de belki tanıdığın bazı insanlar biz orada otururken kalkıp namaza gidiyordu. Sen CHP. Camiye mi gittin onu merak ettim. Ben camiye çok giderim abi ama 5 vakit namaz kılmıyorum. Yani öyle bir edebiyat yapacak halim yok yani. Yani dediğim şu. Manevra alanı CHP'nin dar. Ve diyor ki ben illa onun gibi göz. Ya ben de diyorum ki hayır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı işi bir. Güven vereceksin, inandırıcı olacaksın ve iyi projeler anlatacaksın. Yani insanlar biraz ona gidecekler. Ama ben de dindarım. Bak ben de Kur'an okuyorum. Kaç kişi şey oldu? Ha, belki Tayyip Erdoğan'a çok kızıp da ulan bu seçimde ne yapacağız diyenler işte adam da bunlar da Müslüman. Yani onun olduğunu da zannetmiyorum. Millet paraya baktı kardeşim. Bu iş kötüye gidiyor dedi. Ya yoksa, millet Recep yani Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kızdı. Bu sefer Ekrem İmamoğlu'na yani veriyor öyle, dedi. Emanet yani, oydu. Yoksa öyle Kur'an okudu falan diye bence. Onun için diyorum patinaj yapmayın abi. Peki sen hani dedin ya benim vicdanım kabul etmedi bu dönemde. Evet. Referanduma dönüştü. Evet. Tayyip Erdoğan'a kızgın olmasaydın İmamoğlu'na oy verir miydin? Abi vermedim diyorum birinci turda ya. İkinci turdan bahsediyorum. Ama ikinci tur başka bir şey. Orada Tayyip Erdoğan yok. Ne var? Orada bir referanduma döndü o iş yani. Mağduriyete döndü. Yani bir şeye döndü. 13 bin yok çalındı bilmem ne. Ben de şimdi o güne kadar sen de yani tanıksınız gazeteci olarak. Ben 2007'den beri oylar çalınıyor diyen adamım. Türkiye'de tekim ya. 2007 seçimlerinde büyük hile yapıldı diyen. Şimdi konuşmaya başladılar. Onun için ben zaten ona inanarak söylüyorum. Ya sen diyorum nereden çalındı diyorsun kardeşim. Bu sabah da söyledim. Doğru dedim yani sonuçta AKP'lilerin doğru söylediği bir şey de çıktı. 20-31 Mart'ta oylar çalındı diyorlar. Hakikaten çalınmış dedim. 13 bin fark oldu, 800 bin fark demek ki çalınmış dedim falan. Yani o ayrı. Oradaki iş başka şeye dönüştü. Peki. Yani orada kim olursa oy vereceğim. Ama birinci de yani, vermedim dedim ya daha ne 2007'den beri oyların çalındığını söyleyip belge göstermeyip 32. seçimde 800 bin fark olmasını da böyle bir sonuca bağlamak da çok sağlıklı bir şey değil ya. Ya onu espri diye söylüyorum canım. Çalındı yani çalındı diyordun ya al ya, sana 800 bin yani fark diyorum. Çalındı, ama ben, çalındı dediğinde bir belge koymak lazım beri, ya belge şimdi bak bu şey bu güzel şey. Şimdi işinize geldi mi hemen belge koymak. Ben diyorum ki bir bilgisayar mühendislerinin yaptığı hesap var. CHP bile sahip çıkamadı kardeşim. 2007'de benim anlattığım ki o zaman Kemal Kılıçdaroğlu henüz grup başkan vekiliydi. Çok hayretler içinde dinledi benim anlattığımı. Sonra gittiler benim yaptığıma benzer ufak bir test yaptılar. Fakat yeni mahallede iki tane sandıkta ters sonuç çıktı. Bak iki sandıkta AKP'nin oyları az, CHP'ninki yüksek çıktı. Halbuki tersi var ellerinde. Aman dediler bu filan korktu. CHP'nin sıkıntısı bu. Abi çok çabuk paniğe kapılıyorlar. Üstad yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey çıkarırdık onu. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi benim 26 yıldır bu mesleği yapıyorum. Naçizane. Bu meslekte her zaman ben şuna önem verdim. Bir şeyi dile getirirken bir belge ortaya koyman lazım. Hı. Ve benim seninle konuşmalarında mesela bir belge var mı dediğimde ya ben işte bunu söylüyorsun. Hayır hayır hiç öyle bir şey söylemem. Hayır sakın. Belgeye ihtiyaç hayır, yok. Bir dakika. Ben ne söylüyorsun? Ben öyle bir şey demiyorum ama bak demediğim tamam, bir şey. Tamam ama yani belge yok ben söylüyorum doğrudur hayır, kardeşim. Bunu sen diyorsun. O belgesi var mı lafını çaresizlikten söylüyorsun. Niye? Çünkü sen de biliyorsun çalındığını. Ya ben bu bilmiyorum. Bu kadar basit biliyorsun. Bak. Ekran önündeyiz. Ekran önündeyiz. Niyet okuyor. Niyet okuyorum. Evet. Ekran önündeyiz. Ha işe gelince niyet oku. Can Ataklı. Bak. Can Ataklı. Ekran önündeyiz. Tamam. Şununla temin ederim. Şerefime namusuma hırsızlık olduğunu bilsem anladım. Önüme hırsızlık belgesi gelse AK Parti'ye ilk vuranlardan biri ben olurum. Bak meşhur bir bak, iş adamımız vardı. Bak delilini belgesini görsem. Meşhur bir iş adamımız vardı. Birisi dedi ki rüşvet dedi. O da dedi ki lan dedi yani olur mu dedi. Bak 800 bin parça. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi 800. Bazı şeyler vicdanen bilirsin ama bunu anlatamazsın. Ya böyle şey olmaz. Ama olur. Bak,
Olur. Can Ataklı. Bak, öyle, bak. 31 Mart şimdi seçimlerinde sana... biraz konuşayım müsaade. 31 Mart seçimlerinde hırsızlık olduğunun belgeleri televizyonlarda dökümanlarla ortalığa saçıldı. Ekrem İmamoğlu'na... Ne oldu sonra o çalınanlar? Bir dakika bak. İkisi, ya CHP'nin öyle bir gücü yok. Dur esas. Konuşayım yani üstadım. Ama komik oluyor mu lan diyorum. Bak, komik, sana çünkü komik gelebilir. Ekrem başında gücü yok diyorum bak, ya. Şöyle. Anlar. Binlerce belge ortaya döküldü. Pek çok ilçede Binali Yıldırım'ın oyları seçim dökümlerinde Ekrem İmamoğlu'na yazılmıştı. Bunlar ortaya döküldü. Mesele şu. Bir tane oy da çalınmışsa hırsızlık mı? Hırsızlıktır, evet. Bitti. Tamam. Bunu gördük mü bu belgeleri? Görmedik işte, onu söylüyorum ben. Gördük. Hayır. Bak, işte bunu bir sonra onlar doğru olsa var ya kıyamet kopardı ama değil işte onu demek ama istiyorum. Bak şimdi o iş doğruydu yani çıkıyor. Yok canım çok güzel ayarlamışlardı. Abi defalarca yazdığım konu. Ya çok güzel ayarlamışlar. Her şey hakikaten... özellikle hile yapılmış mesela. Bak anlattık. Can Ataklı zorda kalacağın yerde devreye girdi. Hayır kalmam. Dur doğru. Anlatayım. Kalmam ben. Anlatayım. Bak yalandı dediğin şeyi Ekrem İmamoğlu çıktı dedi ki evet doğruydu dedi. Bazı yerlerde bana da bu yanlışlık yapıldı dedi. Şimdi sen bak, buna şimdi tamamen abi, yalandı bir dakika, diyorsun. Bir dakika, şöyle. Bunu anlatayım lütfen. Anlatayım. Tamam. Şu cümleyi söyleyeyim ama. Burada 31 Mart seçimlerinde peki, tamam. 31 Mart seçimlerinde CHP'lilerle biz bunu televizyon kanallarında da konuşuyoruz. Evet kardeşim burada bir şey var. Var yani bunu inkar tamam, etmiyoruz. Tamam işte AKP ama, öyle dedi. Var ama işte ama, ah dedi hayır, ya, var bunu ama söyleyen değil. Bunu CHP'liler söyledi. Tamam. Bunu televizyon ekranlarında şöyle aldık. Gidelim. Şu anda yanımda değil getiririm ben. O sayım döküm cetvellerini aldık gösterdik dedik. Bu nedir kardeşim? Evet. Ya var bu doğru ama bu seçim sonuçlarını etkilemiyor dediler. Tamam mı? Şimdi ikinci seçimde Ekrem İmamoğlu 800 bin oy fark attı. Demek ki AK Parti çalmış gibi bir sonuca ulaşmak ya doğru değil. Şundan dolayı söylüyorum. Ben tamam, onu televizyonda espri diye söyledim. Tamam, hani o al dedim yaptım, sana çalıma. Espri aa, yaptım. Bir cümle, bir cümle söyleyip kapatacağım. İkinci seçimde 10 tane yazı çıkarırım. AK Parti'nin pek çok noktada yaptığı hatalardan dolayı insanlar AK Parti'ye kızdı ve Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Tamam. Yani olur mesele ya budur. Burada AK Parti bak geçmişte çalıyordu. Belgeye gerek yok. Belgesini gerek gösteriyorsun. Yok, o belge bak, değil. Bak, bir şey söyleyeceğim. Olmaz şurada yani anlaşalım bak. 31 Mart seçimlerinde hırsızlık yapıldı. Dakika, bu ne? Bir dakika. Yok. Ya, sana göre yapıldı. Şimdi bak şeyleri karıştırmayın. Birkaç işgüzar adamın ya da kasıtlı yapılan bazı şeyler. Çünkü ben kasıtlıyı nereden anlıyorum biliyor musun? Biz gazeteciler tamam çok biliriz, çok şey yaparız ama bazı şeylere yıldırım hızıyla ulaşamayız. ATV'nin bir haber kanalı var. Ya kardeşim dakika bir gol bir. Anında bir anda ellerinde böyle bir sürü şey dönüşü verdi. Efendim burada böyle hata olmuş böyle. Ben o zaman dedim ki arkadaş hiç tereddütüm yok. Kasıtlı olarak yapılmış bazı hileleri anında gösteriyor. Seçimi kaybetsen kazansan yani kazanmış olsa bundan hiçbiri çıkmayacak. Kaybettiğin an bak efendim bu yapıldı. Bu yapıldı bir. Şimdi diyeceksin ki bana belgesi. Kasıtlı şunu olarak, bak, kasıtlı olarak bak, nasıl yapıldı abi? Baya baya yani benim AKP'nin adamı buradan oyu özellikle buraya kaydırarak yazıyor ve duruyor. Ama sonra bak hocam, bilmeden bak, konuşuyorsun. Ya, böyle değil ki. Bak. AKP'nin adamı bunu yapamaz ki. CHP'nin adamı nasıl yapar? Hayır. Bak ilçe kardeşim. İlçe seçim mi sende? İlçe sandık kurulu sende. Ya müşahitler sende. Polis sende. Hepsi ne? Kimde? Ya ilçe seçim kurulu AK Parti'de değil. Kimde? Bak anlatayım sana. Ha, kimde? Kimde yani? Seçim kuruluna gider. Müşahitlerle beraber oylar teslim edilir, sayılır. Tamam. Bak. İlçe seçim ya da il seçim kurulundaki görevli her kimse bak ben sana bir şey söyleyeyim. Seçim döküm sonuçlarını neyse yanlış bak, bir şekilde ya da hileli bir şekilde. Ama bir sen buna, bunu dinlemiyorsun bak, dinliyorum ki. Bana şunu anlatamazsın. Yüksek Seçim Kurulu 3000 küsur sandık başkanını yanlış atamış. Ya bir 3 olur, 5 olur arada birisi sokuşturur da 3000 küsur bunu olur. Bunların hepsi, bak bunların hepsi önceden hazırlanmış, başımız bir şekilde belaya planlı girerse planlı bunları koyarız diyor. Ve koydular anında. Planlı bir anında şekilde koydular. Bunu. AK Partili yine mi? Yani birinci, evet onu söylüyorum birinci ben. Birinci dönemde AK Partililer planlı bir şekilde az oy farkla AK Parti'ye kaybettiler. Hayır. Ama bak öyle. Bana kelime oyunu yapma. Bak benim zekamla oynama. Bak ben moderatörüm. Oynama. Ben oynamıyorum. Tamam moderatör. Bak ben onu söylemiyorum. Ben diyorum. AKP ki bak AKP kazanacağından %100 emin. Fakat birkaç tane zıptıkçı araştırmacı ya bunu galiba CHP kazanıyor diyor. Şimdi buna karşı tedbir almak lazım. Olur ha seçimi 3 oyla kaybetti. Bir şey koyması lazım. Bak 30 bin sandık var. 30 bin tane şey hazır. İtiraz. Hepsi aynı.
Hepsi aynı tornadan çıkmış. Onlar hazır. Birdenbire, bak birdenbire A Haber'in önüne yığmaya başlıyorlar. Efendim burada kaydırma, burada kaydırma, burada kaydırma. Ya diyor ki adam da, şey kardeşim diyor, bak bir ıslak şey imzalar mi? Burada diyor. Yani sandık bazındakiler burada. Bak, Can Ataklı güzel söylüyor ama. O zaman buradaki kaymanın önemi yok zaten. Bak Can Ataklı güzel söylüyor ama söylediklerini zaten temellendiremiyor. Mesela söylüyorum. Şey, Yüksek Seçim Kurulu 30 bin kanuni olmayan sandık başkanı mı atamış? Hayır, 3000. Yani o 30 binin 3000'i tamam, zaten o yüzden iptal edildi ya. Bunu sandık başkanı yani yapmış. Yüksek yani Seçim Kurulu. Tamam, bir dakika. Tamam, şey sandık demedi. Oy çalındı demedi. Sandık kurulları oluşmasında hata bak, olmuş. Yapan kim? Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu 3000 yanlış olmaması gereken kanunen evet, sandık başında olmaması gereken kişileri evet mi atamış? Evet. Zaten o yüzden iptal edilmedi mi seçim? Senin deyimine göre Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin elinde ve emrinde evet bir yer mi? Evet. Peki, ben öyle inanıyorum yani. Çok güzel. Peki bu atanan senin söylediğin 3000 kişiden %70'ini CHP'li belediyelerde çalışan kişiler olması nasıl bir açıklamaya mı? Kim onu söyledi? Üstad, nereden söylüyor? Nereden? Yok. O dönemde A Haber'in bir tane haber abi. Kimse onu neydi? Ya şey yaptı. A Haber falan geç, ben yazdım. Sen de yazdın. Nereden aldın belgeyi? Nereden belgeleriyle aldın? Hangi belge? Göster Allah aşkına. Yayından ya sonra göster, bir dahaki hafta Can konuşur. Can Ataklı, bunlarla beni köşeye sıkıştıramazsın. Bak bugün bizim konumuz bu değildi diye ben belge getirmedim. Ama inan hayır, ben buraları bak, belge ben doldururum. Ben de zaten söyledim bak. Ben buraları ben belge bilmiyorum doldururum. Doldur. Bir de ben belge istediğin, sen benden belge istediğinde iyi, ben hayır, senden sen istediğinde belgeye belgeli gerek yok. Bak onu da unutma. Hepsi belgeli dedi. Ben bak, diyorum ki. Ben belgeleri söz tamam veriyorum, sana getireceğim. Bak, peki, ama büyük bölümü CHP'lilerden oluşan seçim kurulu bak, başkanları. Sana bir şey söyleyeceğim. Bana şey olarak cevap vereceksin. Elini evet vicdanına koyayım. Yayın bitecek. Evet. Ben sana iki tane isim söyleyeceğim. Evet. Diyeceğim ki ne düşünüyorsun? Sen diyeceksin ki abi hırsız. Ve ben sana diyeceğim ki getir belgesini. Getiremeyeceksin ama biliyorsun hırsız olduğunu. Canım hırsız. Yani onu demek istiyorum. Ya. Hani bazı şeyler var. Abi bu belge, ya bunun belgesi olmaz. Çünkü neden? Bunun belgesinin olması için benim dediğimin bir şekilde uygulanması, yapmadılar diyorum. Hala torbalar duyuyor. Ben açık rahat söylüyorum abi televizyon yayınlarında. Bak hani gizli kapaklı söylüyorum. Canlı yayında açık açık diyorum ki getirin kardeşim 2007. 2010 referandum koyalım statlardan birine. Millet bin bu, kişi. Millet bu yayından sıkılacak söyleyeyim ben. Çünkü geçmişi konuşuyor. Abi geçmiş ama önemli şeyler söylüyor. Ya söylüyoruz da çok uzattık. Yani tamam kes. Dolayısıyla moderatör sensin. Konuşmuyorsun. Abi sen kes dediğimi keser. Ya yani giriyorsun paldır küldür bize saldırma yapıyorsun. Kesiyorum arkadaşlar. Ya da kes bitti. Yani tamam kesiyorum. Zaten çok şimdi olmuş hadi. Yayından da kes. Ekrem İmamoğlu'nun ha dün açıklamaları oldu. Yine israf meselesini gündeme getirdi. Getir. Bu israf bu tarz şeyler farklı zamanda yani yorumlanan şey bu. Hmm. Ne zaman bir yerde bir Ekrem İmamoğlu bir zam yapsa hop bakıyorsun ya israfı gündeme getirdi ya araçları gündeme getirdi ya işte dizilere verilen sponsorlukları gündeme getirdi gibi gibi gibi. Hmm. Yani ne yapması anlamadım. Yani zam ne yaptı da bunu ya örtmek işte, için mi bunları söylüyor diyorsun? Yapılan yorumları bu ha, yani, yorumu öyle mi diyorlar? Söylüyorum sizinle konuşuyorum. Hayır, öyle mi deniyor şimdi onun üzerine öyle konuşalım. Öyle deniliyor ha. Yani Ekrem peki İmamoğlu ne zam mı var? Gündemi değiştirmek tamam, için. Tamam Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ne zam mı var? Onu bilmiyorum önce Süleyman'ı dinleyelim. Bir yani ulaşım zammı var. Zaten taksiciler kıyameti koparıyordu kaç aydır. Ulaşım zammı. Başka ne zammı var? Bilmiyorum yani onun için. Şimdi su fiyatlarına zam var. Hamidiye sularının fiyatlarını. Ben normal suya da zam geldi. Ama normal su bir şey var. Dün yapmış ya hani şu kadarı indi falan. Hani onun Hamidiye suları var ya. Hayır hayır. Kullanma suyunu söylüyorum. Tamam. Yani ona da yapıldı yok, dedi ya. Yok ondaki indirimi yaptı. Ha, tamam, orada ha yanlış anlaşılma olmuş. Hamidiye'de mi var? Evet. Tamam. Ulaşım araçlarında zam var. Taksi ve minibüsler ama evet, değil mi? Taksi otobüslerde ve değil. Ve metroda, metrobüste değil. Okul servis araçlarında zam var. Ha o nasıl oldu onu anlamadım bir de. Yani okuduğum için söylüyorum. Okul servis ücretlerini belediye mi belirliyor? Tabii. Yetkili belediye. Artı yani şunu söyleyeyim. Belgrad ormanlarının bir giriş ücreti vardı. Hı. 10 liraya giriyorsun. Orada spor yapıyorsun, dolaşıyorsun falan filan. Oraya varıncaya kadar orada bile %50'lik bir zam var. Yani halk ekmekten tutun da her şeye halk ekmek diye zamlandı mı? Hayır ben hayır bilmiyor diyorum. Bak benim duyduğum bir tek işte taksi minibüs ücretleri bir de okul servisini anlamadım. Eleştirilen nokta şu. Ekrem Bey
zam cümlesini ağzından çıkarmadığı için insanlar zam yapmadığını düşünüyor. Yeni bir terim buldu. Buralarda finansal düzenleme yapıyoruz. Tamam hocam, öbürü de fiyat ayarlama diyordu ya. Tamam. Bak, öbürü bak şunu hayır ama oradan öğrenmiştir diyorum böyle yaptıysa. Şunu netleştirelim. Milleti aptal yerine koymaya gerek yok. AK Parti siyasetçi içinde öyle yapar ama. Öyle yapıyorlar ne bileyim. Ama biz buna Amerika'da da öyle yapıyorlar buna biz, ondan. Buna biz itiraz etmediğimiz için. Evet işte niye burada konuşuyoruz? Tamam. Şunu söylüyorum. AK Parti'de de, hükümette de, belediyede de birisi zamsa zam. Milletin aklıyla evet, oynamayın. Yani ya biz burada zam yapmadık da halk ekmekte zam yapmayacağız ama bir finansal düzenleme var. Yok öyle şey. Canım, şeyde İspark'ta biz zam yapmıyoruz. Bir finansal düzenleme yapıyoruz ama bu %50. Şimdi bir başka bir şey. Metro ücretleri. Ben metroyu gece 12'den sabah 5'e kadar ben söz vermiştim. Vaadim vardı. Bu saatler arasında metro gidip gelecek. İnsanlarımız rahatlıkla binecek. Çok güzel, ellerine sağlık. Zam yok ama çift basım var. Öyle mi yaptılar? Tabii. Gece yani, çift basım mı? Tabii yani. Ama sadece gece değil mi? Tabii ha, gece. Tamam. Gittiğinde çift basım. Bu zam. Ya, eskiden tamam. %100 ama bak hayır bir dakika. Bu %100 zam. Bir dakika. Şimdi dur. Yanıtma. Olmayan bir hizmeti başlatıyorsan zam diyemezsin. Onun fiyatı o. Yani gece 1'den sabah 4'e kadar metroya bineceksen fiyatı bu diyor. Şimdi bravo. Aa yok bravo değil bak. Metroya şimdi o saatte var mıydı tren? Yok. Yoksa neye zam yapıldı? Doğru. Bu yeni rayları, fiyat. Gece rayları döşedi. Anlatamıyorum bak. Bu yeni bir dakika. Trenler aldı. Ya güzel kardeşim aldı. Demek ki zam yapması lazım. Bir dakika. Olmayan bir hizmet koyuyorsun. Onun fiyatı o. Üstad zam nedir biliyor musun? Ya sabah niye? Ben bak, de bindiğimde iki defa basıyorsam. Bak siyasetçiler söylüyoruz. Milletin aklıyla sen de oynuyorsun. Ya niye oynayayım? Ya bana tren anlat. Aynı tren. Ray tamam. Aynı ray. Ama gece sadece, diyor bak. Sadece saatlerini kardeşim, gece vardiyasını alıyor. Gece koyuyor ama bak olmayan bir şey koyuyor. Ve diyor ki ben gece savunarak söylemiyorum. Sadece mantığını söylüyorum. Diyor ki ben olmayan bir hizmet koyuyorum. Bu hizmetin bedeli 4 lira. Bak. Sabahleyin metroya binen 2 liraya biniyor diyorum mesela. Söylediğinde haklı olabilirsin. Onu söylüyorum ben. Haklı olabilirsin ama zam demez ki zaten orada. Şöyle bir ayrıntı var. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu seçim vaadinde toplumun önüne çıktığında söylediği şeyler vardı. Neydi? İstanbul'da ulaşım 24 saate çıkacak. Tamam. Çıktı. Çıktı mı çıkmadı. Evet. Hayır çıkmadı. 24 saate çıkmadı. Yapmıştı. Hayır abiciğim. Evet ayrı bir şey yaptı. Doğru söylüyor tabii. Şöyle, ayrı bir şey koydu oraya. Ha. Orada dedi ki zam demeyebilir ama orada haklısın. Sadece cuma ve cumartesi akşamları gece 5'ten 12'ye kadar ulaşım İstanbul'da 24 saate çıkmadı. Ha iki tamam. Gün mü sadece? İki gün sadece. Her gün yok mu? Yok. İki gün ve bu çift basım olacak dedi. Şimdi bunu baştan söylemeliydi. Bir belediye başkanısınız. Tamam. Dönüp diyeceksiniz kardeşim. Fiyat artışı olsa dahi, çift basım olsa dahi şu fiyatla ben 24 saat İstanbul'da tamam. Ulaşımı her yere sağlayacağım. Doğrudur, İki, ona bir şey demiyorum. İstanbul'da fakir ailelere, yoksul ailelere su, ekmek ve süt bedava olacak dedi. Şimdi bunu söyleyen kişi suya zam yapıyor. Ama amidiye suyuna yapıyor tamam. Bak. Şimdi bak, ayrı aynı şey. Değil ama. Bak, yani şimdi su bedava değil. Devam ediyorum. Bedava değil. Devam ediyorum. Hamidiyorsun sonuçta bir ticari şirket. İlkokul öğrencilerinin yani 4 yıl boyunca ilkokul öğrencilerine servis ücretsiz olacak. Bizim teminatımızdır. Göreve gelir gelmez bunu yapacağız. Geliyorsun %50 zam yapıyorsun. Dönüyor diyorlar ki efendim 4 yıl ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis verecektiniz. Murat Ongun dedi mi onu? Tabii. Yani hayır, vaatlerde var mıydı? Var tabii ki. Reklamı var. Yani ki Ekrem İmamoğlu'nun oynadığı, CHP'nin onayladığı reklam bu. Şey çıkıyor, Murat Ongun Ekrem İmamoğlu adına dönüyor diyor ki o bizim reklamcının yediği halt. Olur mu? Onu şey oradan sorun diyor. Vallahi ben de duydum. Ona sorun diyor. Ha, benim hatam bu ama. Yani bu böyle rezalet bu ya. Şimdi dönüyor diyor ki 4 yaşına gelinceye kadar bütün annelere ve çocuklarına tamam, İstanbul'da dolaşım ücretsiz. Ne oldu şimdi? Ulaşım ücretlerine zam geldi. Hayır ama onlara... Hayır, onunla ilgili bir çalışma yok. Bir de bir şey ekleme yapmak istiyorum. İşsiz olan son 18-25 yaş arasındaki işsiz gençlerimize İstanbul'da en azından toplu taşıma araçlarıyla dolaşmayı biz... ücretsiz yapacağız. Demek ki bir şeyi dinledi benim anladığım. Binali Yıldırım'ı dinlemiş. Şunu söyleyeceğim.
vaatlerle yapılan şeyler arasında bir uçurum var ve toplum bunu söylüyor. Mesela dün akşam söylediğin Global'deki yayında ben dinledim. Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir şeyi var. Efendim buraya zam geldi diyor. Efendim Allah'tan korkun diyor. %50 zam yaptığımı söylüyorlar diyor. Ben %22,5'luk bir zam yaptım ya diyor. Ama dönün bir de hükümete işte bakın diyor. Yani doğru şimdi. Dönün bir de hükümete bakın. Şimdi bak ayrı işte ben zaten benim de canımı sıkan bu. Hükümetin de yapıyor olması. Can, ama şey, yani hükümete ya, alternatif. Yani şeyi güzel ama uygulamış. Dakika, yani Binali şey Yıldırım diyordu yani. Şimdi, ya biz siyasetçiler buralarda konuşuruz vaatlerde filan ama seçilince bunlar olmaz diye. Herhalde dedi ki abi büyüktür bir bildiği vardır ben de böyle yapayım demiş. Evet o da yani, bir ironi yapmış bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu 70 günlük belediye başkanı. Yani özellikle iktidar medyasının, burayı kastetmiyorum, senin görüşlerin senin canın ki canın. İktidar medyasının 70 günlük belediye başkanıdır hiçbir şey yapmadı diye manşetler atmasını ben mantıksız, bu, saçma bu, bak abi bu yanlış. Yani şey Ekrem söyleyeyim. İmamoğlu'nun Marmara yapmasını kimse beklemiyor. Tamam. Ama Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta seçilir seçilme su fiyatlarında indirime gitti mi? Hepimiz alkışladık mı? Bravo, evet. Helal olsun dedik mi? Bu söylediğim şeyler de 70 günlük süre içinde tak 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 yapılabilecek basitlikle şeylerdi. Bunları yapmıyorsan bir sıkıntı akşam var demek. Yani ona bir şey demem. Akşam yani, bunların açıklamasını yaptı. Biz daha oturmadık. Genel müdürleri oturtamadık. Daha henüz bir doğru düzgün bir çalışma. Peki zamları kim yapıyor? He? Bu dediği zamları kim yapıyor? Onu bilemiyorum. Onu. Yani oturtamadık. Yani o olmaz. Ama şu hoşuma gitti. Vallahi şu anda çok mutluyum. Yani 25 yıldır belediye hiç eleştirmeyip de 40 günlük 50 günlük başkanın onu yapmadı onu yapmadı duymak da çok hoş. Yani şöyle, demek ki şu, bir refleks başlamış. Şunu söyleyeyim. İktidar medyası açısından söylüyorsan. Evet. İktidar medyası evet. Hak verir. Tamam işte biz de onu söyledik. Her iki cenahta da, kör sağır olup ya benim adamım hırsızlık da yapsa yolsuzluk da yapsa ben savunmaya devam edeceğim şey diyen bir şey. Bu feca. Bir şey daha ama ben yadırlıyorum. Bir şey daha az önce sen örnek verdin. Dedin ki işte bir şey yapıyor Allah'tan kork hükümet de böyle yaptı. Şimdi dün akşam bir örneğini verdi. İstanbul'da bu işten çıkarılan işçilerle alakalı 94 yılında daha fazlaydı. Ya tamam. Şu şöyleydi, şurası. Ama 94 yılında daha çok atan adamı biliyorsun. İSKİ Genel Müdürü yaptı ama o da ayrı. Bu kadar, bu kadar. Hayır yarıştırmıyorsun ki. Neyi yarıştırıyorsun? Niye yarıştırıyorsun? Yani millet diyor ki. Sen daha iyisini yapacağın bak, umuduyla siyasetçi. Şunu diyebilmeli. Arkadaş seçimi ben kazandım. Ekiplerimi ben oluştururum. Şimdi orada şunu bekledim ben hep. Atılanlar kimler? Şimdi sıra işi yapıyorsa yanlış. Can. Ama müdür, şef. Yetkili, imza sahibi. Bak, her abi ben elbette kendi güvenliğime şey yapacağım ya. Siz daha fazla konuşacaksınız, üzerinde konuşasınız diye size bir takım bir örnekler vereyim. Ver. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bugüne bu arada kadar... çok özür dilerim Adem. Halk ekmekten normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlerin tamamına %40 zam yapılmış. Bugün şimdi herhalde. Evet. Yani yeni evet. Oldu herhalde. Şimdi bak, sen şimdiye kadar birçok iş yerinden ayrıldın. Değil mi? Pek çok değil canım yani. Hani evet çalıştık ama hayır. Yani. Hani benim için uzun uzun çalıştım. Benim. Şimdi sen hiç SMS'le kovuldun mu? Ya İşin bak şimdi oraya girme. O, bir dakika. Yani ama, geçmişimiz bir şey bunlarla bu ayıplarla doludur ama. Hayır beni yönlendirme ama yani, ben sana soru hayır, soruyorum. Hayır hayır ama. Yani, böyle bir şeye girdin bak, mi? Bak şu oldu mesela kart benim başıma gelmedi ama hani binaya girerken kartını okuttu dır diye bir ses. Tamam. Yani oldu. Bu onu, yani bu ayıp bu onun kırıcı bir şey. Mi? Evet. Ha ben ona şimdi bak çalışırsın, çalışmazsın. Benim buradaki arkadaşlarımla ben çalışırım, çalışmam. Ama bunu kardeşim çağır, topla. Evet, SMS aynen. Gönderiyorsun. İnsanların... Ben işten çıkarmanın çok medeni olması gerektiğini. Ben herkesle çalışmak zorunda değilim. Sen burada bir şey kurmuşsun değil mi? Ben şuraya baktığım zaman burada tahmin ediyorum 30 kişi falan çalışıyor. Değil mi? Evet, evet. Ha. Sen bu 30 kişiyle çalışmaya mecbur değilsin ki. Beğenmediğini atarsın. Bu konuda senin üzerinden bir örnek verebilir miyim? Ama bunu medeni yaptığın sürece bu iş doğru düzgün. SMS'le. Ben diyorum tamam orada bir itirazım yok. Senin üzerinden bir örnekle vermek isterim. Halk TV'den ayrılışım biraz tatsız olmuştu. Yani telefonla oldu yani sonuçta. O dönemde yazdığım bir yazı var hala arşivde duruyor. Ya uzun dönem birlikte çalıştığın, emek veren bir adamı çağırıp çok teşekkür ederim. Demek çok mu zor bu çok zor ya? Çok zor geliyor. Çünkü
yüzdesi yok, gerekçesi yok ondan. Bir de Can, sen... Yani yine, benim olayımda. Sen bazen muhalefetin sert ama bazı şeylerde bunu bilerek sana soruyorum. Ya şimdi sen yazarsın gazetede. Hı. Senin çalıştığın patron sana geliyor ya da yeni bir patron geliyor. Geçmişte bu da Türk medyasında yaşandı biliyorsun. Yeni patron geliyor diyor ki Can Ataklı bundan sonra sen Numune Hastanesi'nde polis muhabiri yapacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi teknik olarak tabii mümkün. Yani zaten onun için yapabiliyorlar. Evet. Yani mesela ya mobbingin başka mobbing bir işte. Ya TRT'de çok var canım işte şu bugün de bir şeyler adamı vardı. Adamı mesela yani, bir şey şef ya iyi bir şey demiyorum ama hayır hayır. Sen akşam diyorlar ki sen şu Mahmut Kambur diye birisini efendim siz kovmuşsunuz. Diyor ki hayır ben kovmadım. Kendi istifa etti. Şimdi abiciğim bak şimdi sen de patronsun. Yani hani kabaca söylemiyorum. Sen de patronsun. Bazı şeyler vardır. Yükümlülükleri var patronların. Yani yaşadığımız örnek olarak söylüyorum. Aman ne güzel yapıyorlar diye söylemiyorum. Atmakla istifa etmek arasında ciddi bir maddi fark var. Ha, evet. İşte buna zorluyorlar bazen. Ama bu sadece bugün İmamoğlu'nun yaptığı ya da işte yani bu maalesef. Ya bunu parti ayrımı yapmadan bizim konuşmamız lazım. Hayır ama, hayır parti ama değil mi? İş yerinde de. Ama bir dakika. Yani mesela ya niye atıyorsun adamı kardeşim? Biraz işte zorlayın, işini azaltın, istifa etsin falan. Yani şimdi bu, biz geçmiş dönemleri konuştuğumuzda Süleyman Özışık sabaha kadar konuşuruz. Ama Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu yapan... Ben fark yaratacağım demiş. Fark evet, yaratması. Aynen. Bir, iki kucaklaşarak geldi. İşte... Biz biriz dedi. Ben 16 milyon İstanbul'un belediye başkanı. Yanlış şuradan abi. Biz biriz demek kalan herkesle çalışacağım anlamına gelmiyor. Ben de belediye başkanı seçilsem bakarım. Şu konuyu ben doğru bulmuyorum. Akşam televizyon kanallarında da bu konu Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından sonra epey tartışıldı. Şöyle bir savunma biçimi oluşturuldu. Efendim geçmişe yönelik sosyal medya hesaplarına bakıldı. Ekrem Bey'e bazı hakaretler edilmiş. Ondan dolayı kovuldu. Şimdi burada siyasetçilere yapılan hakaretler... Kovmalı mıydı? Kimi kovmuşlar? Geçmişte Ekrem Büyükşehir İmamoğlu'nun... Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu aleyhine yazanların sosyal medya hesaplarına bakılmış ve kovulmuş. Bunu kendileri söylüyor. Yani bunu bir gerekçe olarak şey yapıyorlar. Bak bu AK Parti olur, MHP olur, İYİ Parti olur ya da bir başka parti olur. İstirham ediyorum bunun önünü açmamak lazım. Yani madem düşünce özgürlüğü diyoruz, madem 1128 akademisyen Güneydoğu'da Kürt katliamı var, Birleşmiş Milletler'i çağırın, müdahale etsin dediğinde efendim bu düşünce özgürlüğüdür diyoruz. Madem Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği katılmadığımız o sözlere düşünce özgürlüğü diyoruz. Belediyedekilerin de söyleyecek 3-5 düşünce özgürlüğü olsun. O kadar uzun boylu olsun. Değil. Şimdi bu söylediğim, verdiğim diğer örnekleri... Niye mesele Ekrem İmamoğlu'na dayanıyor diye mi? O kadar uzun boylu olmadı. Değil. Ya evet. Ama o kadar uzun boylu değil. Sen de söyleyeyim. Haksızlık etme adam eleştiriyor şimdi sabahtan bak, beri ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Verdiğin örneklerde bizzat bugünkü iktidar harekete geçiyor ve seni mahkum ediyor. Evet. Burada mahkumiyet yok kardeşim ya. Belediye başkanı istemediği insanlar bana küfür etmiş. Niye ben söyleyeyim? Şimdi bir örnek vereyim. Mahkumiyet mi dedim? Bir örnek vereyim. Ne? Canan Kaftancıoğlu evet. Hakkında. Tamam. Onu mahkeme soruyor ve tamam. Şey yapıyor. Hayır onu demiyorum. Bir yani. Dur abicim bir heyecan tamam. Yapma ya. Bir beni konuştur. Dur abi bak ya. Böyle bak. Yapıp puan almaya vallahi çalışma. Bu böyle hep kaçak güreşme. Başladı. Öyle ya böyle yapma. Başladı. Tamam. Dur bir başladı ya. Niye başladı? Söyle. Anlat hadi anlat. Nedim Şener. Evet. Canan Kaftancıoğlu hakkında sadece ve sadece dedi ki çamurdur bulaşmasın. Tamam. Ne oldu? Canan Kaftancıoğlu mahkemeye gitti. Bu iki kelimeden dolayı 6 ayrı suçtan dava açmış. Tamam. Yargılanıyor. Yargılanır. Tamam. Mahkumiyete bakarız abi. Öbürüne 9 yıl. Bak bakalım. Bak şeye kaç yıl verecektin? Cevabını veriyorsun. Diyorsun tamam. Ki seninkiler AK Parti gidiyor dava açıyor bilmem şu hapse mahkum ediyor. Canan Kaftancıoğlu da yapıyor. Hayır saydığın örnekler mahkemelik dedim. Bak Ekrem İmamoğlu da yapıyor. Bir dakika dur kelime oyunu yapma. Senin verdiğin ben ona onu yaptı, AKP bunu yaptı demiyorum. Senin verdiğin ya örnekler. Ya ben bu Can Ataklı'nı dakika... söyleyip ben bunu söylemedim demesine hastalıyım. Hayır bak onu yapma öyle bak ona inananlar var öyle altlar gördüm yorumları. Can Ataklı ben yok öyle. Bak ben akıllı adamım kardeşim. Tamam. Hani öpeğinizden akıllı demiyorum. Aptal bir adam değilim. Ben ne söyledim biliyorum. Bak benim söylediğim şu. Senin verdiğin örnekler mahkeme konusu.
Yani Canan Kaptancıoğlu tweet atmış, mahkemede hesaplaşıyor. Canan Kaptancıoğlu'nu çok güzel, işten atmamışlar. Çok güzel, teşekkür ederim. Onu söylüyorum çok ben. Güzel. Peki şunu yapamaz mıydı Ekrem İmamoğlu? Yapardı. Ya bu adam benim hakkımda evet, şunu söyledi. Ben gidip bu adamı bir mahkeme meselesini taşıyayım. Ne var canım, Atatürk'ün şeyi var işte, Sabahattin Ali küfürler etmiş, meslekten atmış. Bir daha demiş ki, hayır, ya benim kişisel şeyimle niye adamın mesleğinden alıyorsunuz deyip işine iade ediyor. Bir şey anlatıyorum. Bildiğimiz üstadım, bir şey anlatıyorum. Yani, ben de senin kanındayım. Bu kişiler, bunlardan bir kişiler atın. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hadi bir konuşamadım ya. Ekrem İmamoğlu kendisine hakaret edenleri hakaret etti. Mahkemeye taşırsın. Mahkeme eğer cezasını verirse iş akdinde feshederim diyemez ya miydi? Ama bak, İlk şey önce ben çok... açlığa bir mahkum edeyim, bir kovayım. Bak, değil ama ya küçültme. 1 milyonun şey sadece son 1 yılda 1 milyon işsiz eklenmiş. Yani hani bak, nereden bu, nereye geldik abi? Nereden nereye geldik? Bak, gelmedik abi. Abi Ekrem İmamoğlu'nun adam kovmasından bahsediyoruz. Şey, sen diyorsun ki son 1 yılda 1 milyon işsiz. Koskoca İstanbul 16 milyonluk gelip tıkıyorsunuz. Neden? Çünkü bunları anlatmak ve bunlara taraftar bulmak çok kolay. Efendim Ekrem İmamoğlu atmış kardeşim. O arada da Ekrem İmamoğlu İstanbul'a muazzam belki bir takım şeyler hazırlıyor. Bir yıl sonra çok daha rahat yaşayacağız. Daha bilmiyoruz. Adam çıkararak. Kim kalkın? Ya abi adam çıkaracak tabii ya. Hakaret ettiği için. Ya hakaret etti, şu etti, bu aleyhinde etti. Aleyhinde yazı yazıyor. 25 yıl. Ya katılıyor musun, katılmıyor musun? Bir önce onu belirle. Bak şimdi bir örnek. Ekrem İmamoğlu'na ben haksızlığa düşmem. Bak bir örnek ver. Buna katılıyor musun? Konuşmam. Bu konuda ben konuşmam. Ben sende netlik göremiyorum. Abi netlikle alakası yok ki. Bir örnek verip koskoca 16 bir milyonluk ya, bir 100 kent, örnek, 1000 örnek veriyorum. Abi ben herkese atarım. Sen bana başka bir şey söylüyorsun. Hakaret etti. Bilmiyorum. Hakaretin içeriği ne mesela? Onu biliyor musun? Oy vermeyeceğim ona demiş. Ha, onun için bak, atmaz, merak etme. Yok, yok, öyle değildir o. Öyle değil. Ne abi? Ne var? Değil. Açın ne bakın var, o zaman. O zaman söyle. Ne, en ağırını söyleyeyim. Söyle. Bir görelim. Şimdi ne var ya, benim anneme küfrediyor mesela, ne yapacağız ya şimdi? Bir dur bir dakika. Allah Allah. Ben yani o başka bir şey. Şeyde İspark'ın orada paralar elinde sallıyor, bu paralar PKK'ya ve Ekrem İmamoğlu'na yedirmiyor. Dava meselesi midir? İki, hayır işten atarım abi. Bitti. Dava meselesi midir? Dava ederim ya da etmem. Düşünce özgürlüğü niye bu adama gitmiyor? Neyin düşünce? Abi bak işten atarım. Ya sizden olmayana niye düşünce özgürlüğü çalıştırmıyorum. Bak böyle bu. Bak düşünce özgürlüğünü bu düzeye sokarsan sen kendini sana inananlara bile güldürürsün. Bak diktatörlüğü savunuyorsun. Ha? Ya benim hoşuma gitmeyen bir şey söyledim. Kovarım bu diktatörlüğü. Bak, ama benim sana A'dan başlamam lazım öğretmek için. Hayır, sen bunları bilmiyorsun. Hiçbir şey öğretemezsin diktatörlük bu konuda. Bak, bak. Ama sen öğrenmek istemiyorsun o zaman. Diktatörlük ne sen? Üstadım musun ne olduğunu? Ben diktatörlüğün tarihini sana sayarım. Sayamazsın. Yani geçmişten itibaren sayarım, gelirim. Hepsi, bütün adres de sana çıkar. Hiç bu konularda bana gelme. Çok güzel. Hiç bravo, bana gelme. Abi komik olma, bak, ne olur. Bak senin taraftarların bir şey söylüyorum, bu tarafa kaçıyorsun. Bir şey söylüyorum, bu tarafa kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Bırak o yorumu da bak, onlara bırak. Bak bir şey. Ya bir insanı ya, sözünden dolayı işten kovmak doğru mudur? Bak doğru mudur değil midir ya? Bak etrafına dönmeye başladın. Hiçbir şey söylemem kardeşim. Bu konuda söylenmez. Çünkü bu soru saçma. Bir olayı alıp efendim buradan alıp peki hayır. Bitti. Ne diyeceksin şimdi? Akademisyenler değil, bu ülkenin değil, tamam, değerlerine küfrettiğinde tamam, düşünce özgürlüğü olacak. Bak nereye gitti? Hangi? Ekrem İmamoğlu'na tamam, laf söylediğinde haksızlık. Kabul. Yanlış yaptı. Ben zaten savunmadım. Bak sana dedim ki bu konuda korkma. Çünkü neden? Bu kadar büyük bir yapı içinde bir tane adam böyle bir küfürlü yani PKK'ya gidiyor bu paralar diye bir şey atmış. O da onu işten atmış. Bana onu soruyorsun. Dava ben bu konuda konuşmam diyorum. Bak, dava ama eder, diyorsun ki ille bana bunu söyle. Hani var ya terörist midir? PKK terörist mi diye sordurmaya çalışıyoruz ya birilerine. Tamam, aynı tipte yaptın. Kabul yalnız, kardeşim. Yalnız suç kabul, bununla ilgili değil. Kabul, kabul. Yalnız, bu yüzden adam atılmaz, bitti. Yalnız suç sadece bununla sınırlı değil. Bu başka birisinin Twitter üzerinden Atatürk'e hakareti var. He, kim yani, anlamadım. Kimin? Bir işçilerden bir belediye çalışanı. Belediye çalışanlarından birisi Atatürk'ün Zeybek oynarken fotoğrafını hı, atıyor. Ve üzerine çirkin tamam, yorumlar yapıyor. Zil zurna sarhoş diyor açıkça evet, söyleyeyim. Tamam evet. Ondan dolayı atıyor mesela birisi. Abi şimdi burada, ben bunu anlamıyorum. Siz burada niye anlatmaya çalışıyorsunuz? Ya bu yüzden adam atılır mı? Ben, onu mu kardeşim, soruyorsun? Bak, yani ben, hayır. Bana niye ya, atılmış diyorsun? Ben size pas tamam, atıyorum. Sen ben de suçluyorsun ya. Bak, bir olaya. Ben de tam yüzden tarafı yapma. Ben size soru soruyorum. Abi sen o kadar çok konuşuyorsun ki çok vaktimizi aldın ya. Sen bir sus. Biz konuşuyoruz. Biz konuşmayalım ya, bir dakika. Bozma. Bak. Bir olay. Bu öyle mi? Kabul. Bu yüzden adam atılmaz. Bitti. Şov yapıyoruz da. Bak, neden ben, şov? Ben bana soru sordu. Hayır, ben vicdani olarak söyleyeyim. Sen vicdani olarak şunu söyleyeyim. Evet.
Bunu da öyle ekran başındaki şovlardan biri, böyle ekrandayım diye böyle konuşanlardan değilim. Atatürk bu ülkenin kurucusudur, lideridir, muhteşem bir komutandır. Atatürk'e hakaret eden birinin bir büyükşehir belediyesinde ve bir kamu kurumunda görev yapmasına benim gönlüm razı gelmez. Bunu samimiyetle söylerim. Tamam, çok güzel. Ama burada bir tutuculuk işte, da beklerim. Onu söyledi. Ya, ne yapacağım abicim, ne bak, istiyorsun sen de ya. O zaman o kısma biraz koyalım. Arkadaşlar şakırtı yapmayın. Ama burada bir tutuculuk da beklerim. Şundan dolayı. Şimdi İstanbul'da Atatürk'e hakaret eden kişinin görevden atılmasını hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum, kabul ediyorum. Doğrudur, yerinde bir karardır. Mahkemeye gitmesine bile gerek yok. Ama öte taraftan biz bir şey yaşıyoruz. Bak benim sinirlendiğim bu ikircikli tavır. Güneydoğu'da sabah akşam Atatürk'e ve bu ülkenin milli değerlerine küfredenlere de gidip kucak açarsan o olmaz. Tamam, bak başka bir konuya geçiyorsun. O belediye başkanı olarak kalsın dersen o olmaz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani Ahmet Türk'ün ya da Ahmet Selçuk Mızraklı'nın ya da işte geçmişte Atatürk'e, Atatürkçülere küfreden Sırrı Sakık'ın bu ülkede savunucusu da eğer aynı kişiyse, o zaman dedim ki ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ya. Burada Atatürk'e küfredeni kovacaksın, gideceksin. Diyarbakır'da fotoğrafları çıktı. Atatürk'ün büstünü tuvalete atan Adnan Selçuk Mızraklı'yı oturup savunacaksın. Biz kardeşiz, yanındayız diyeceksin. Burada bir tutarlılık olursa biz o zaman doğru yolu bulabiliriz. Bulamayız. Bak ben senin bu tavırla bulunmaz. Bak söyleyeyim. Hangi tavırla bulunmaz? Bu tavır, bu yaptığın tavırla bulunmaz. Ben sana şimdi söyleyeyim. Bak arkadaş. İlkeleri ve Can Türkiye'nin gerçeklerini konuşmak durumundayız. Örneklere boğup o böyle yapıyorsa, o da böyle yapıyorsa içinden çıkamazsın ve bu tavır da zaten yanlış. Efendim orada Mızraklı bunu yapmış da onu gidip kucaklamak da, bak bütün konuşmam birini suçlayarak. Efendim onu yaptı bunlar. Sana göre bunların suç. Şimdi bir, Ekrem İmamoğlu oralara gittiyse demek ki bunları suç olarak görmüyor. Şimdi sen bunu subjektif var. Bana göre suç. O dava açın o zaman. Ya da dava açsınlar. Mesela eğer Mızraklı'yı ziyaret etmek, gidip efendim öpüşmek, Ahmet Türk'le bir yemekte bir araya gelmek suç mu? Kim suçluyor? Onu yapan bunu yapamaz şimdi. Onu yani kötüleyerek söylüyor. O sana göre öyle. Ha ama bunun kararı sandıkta yarın belli olur. Bu kadar basit. Niye bu kadar? Bak daraltmayın konuyu. Türkiye'nin sorunlarını konuşmak üzere biz burada değil mi? Bak farklı görüş. Hangi görüde? Şimdi bu konuda bir farklı görüş olamaz ki. Efendim fikrini söylemiş adamı işten atmak. Hadi bakayım söyle. Şimdi ne söylemiş diyorum. Mesela adamın söylediği çok ayıp bir şey gibi geliyor. Bana göre fikrinden dolayı zaten kimse işten atılmaz. Anladığım ama, Can Ataklı'nın sözlerinden anladığım şu. İstanbul'da böyle olabilir ama Güneydoğu'da bunların yaptıkları... Ne alakası var ya? Burayı konuşuyoruz ya. Suç değil abi. Bir dakika suç kardeşim. Değil. Burada Atatürkçü'yü atarsın. Nasıl böyle bir şey söylüyorsun sen ya? Nereden çıkar? Bak hep aynı numarayı yapıyorsun ama bir takım böyle trollerim var. Onlar da böyle abi nasıl verdi? Bir an, yok böyle numara. Bak böyle bir şey olmadı. Ben burada söylenen böyledir, Güneydoğu'da söylenen böyledir falan demedim. Ama ısrarlı bak bu zihniyetin, bu AKP zihniyetinin müthiş bir taktik. Bir şey söyle. Böyle diyorlar. Abi başlıyor herkes onu söyleme. Evet böyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Sonunda insanlar diyorlar ki abi öyle Can Ataklı. Onun için bak bunları yapma. AKP böyle ağzını o tarafa bu tarafa oynatarak. Ya bak hep bak hep bir şey yapma. Bak konuşturmuyorsun. Ben bağırarak konuşursam oraya, senin sesin kısılır. Yok böyle bir şey. Yapma bak, Can Ataklı. Bak, ya, Tayyip Erdoğan'lık yapma. Bu kalabalığı yapma ya. Yapma böyle ben bak, gelirim, sürerim ağzını burnunu mahvederim. Şu kalabalığı yapma. Yapma bunu. Bak hiçbir şey söylemeden kalabalık yapıyorsun. Ben çok şey söyledim. Bir dur dinlemeyi. Öğreteyim dedim. Onu da konuşursam dinlersen anlayacaksın. Peki dinliyorum kardeşim. Üstadım, bir şey demiyorsun. AKP'liler böyle yapıyor falan diye böyle hakir görerek konuşma. Bir, hakir iki, değil hakir. İki, bak anlatıyorum ama Türkçe de anlatıyorum. Bak güzel. Can Ataklı dinle. İki, böyle yapıyorlar da şöyle yapıyorlar. Hı. Ben sana bir şey söylemiyorum. Tamam. Ben diyorum ki ülkenin batısında bunu yapıyorsan bu yanlıştır. Ha, bana mal ettiğin için söylüyorum. Ona kabul ettim zaten. Ya hakikaten bu hastalık gibi. Bana mal ettin kardeşim. Can Ataklı'dan anladın. Buradakine suç kabul etmiyor. Bunu suç kabul ediyor Can dedim. Ataklı, öyle demedin mi? Bak Can Ataklı. Hayır öyle demedin mi? Bak aynen cümlen şu. Can Ataklı'dan anladın. Can Ataklı hakikaten hastalıklı bir düşünceyle konuşuyorsun. Allah Allah. Bak beni ben konuşturma ya. Bak düşünce söylemiyorum. Bak beni konuşturma. Bak üzerine programı oturuyorsun. Bir sus ya. Bak. Üstadım bir sus. Hayır kardeşim. Bak neden? Çünkü sen bana
benim cümlemi kote ediyorsun. Ben fikir söylemiyorum. Diyorum ki sen bana dedin ki Can Ataklı buradakini suç kabul ediyor, buradakini etmiyor. Dur, cevap versin. Bu kadar basit. Ben fikir söylemedim ki. Böyle söylemedim mi? Hayır, böyle söylemedim de. Bak, ne Can Ataklı. Hakikaten provoke ediyorsun. Allah Allah. Niye provoke ettiğini söyleyeyim. Bak, dedim ki benim Can Ataklı'nın söylediğinden anladığım şu. Hı. Can Ataklı benim anladığım şekliyle şunu söyle. Sen de dedin ki hayır öyle söylemedim, bitti. Tamam, Can işte, Ataklı bitti. Bak, tamam, bir dakika ya, Allah aşkına bir dakika ya. Can o kadar sinirlenme ya. Sinirlenmiyorum bak. Kalbine dokunur. Bak, ekran kültürünü, ekran adabını biliyorum. Ekran adabının dışına çıktığımda sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sinirlenmiyorum. Peki. Tamam mı? Şimdi ben bu düşüncede olduğunu, bana böyle hissettirdiğini söyledim. Yok dedim, benim için mesele bitti. Bitti. Ama ondan sonra AKP'lilerin zaten tavrı bu. Senin orada trollerin var, sen ona... Bak, ben de söylediğim cümleyi dinlemediğin için anlamıyorsun. Ayrı ama bunlar. Bak Can Ataklı. Bununla ilgili değildi ki onlar. Ben bir şey söyledim. Dedim ki, arkadaş bana göre İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde Atatürk'e, bu ülkenin milli değerlerine küfreden hiç kimse kamu kurumlarında olmaz, olmamalı. Tamam. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ama Güneydoğu'da da bunun uygulanması lazım. Güneydoğu'da terör estiren, Atatürk'e hakaret edenlere de gidip birileri 3-5 oy uğruna sarılmamalı dedim. Hayır, bu böyle değil dedin, elini salladın, konuşturmadın. Yalan mı? Şimdi yalan mı diye sorarsan yalan diye cevap vermem lazım. Terbiyem müsait değil. Ama olay böyle olmadı. Nasıl yani oldu? Ben senin o cümlenin üzerine bunlara söylemedim ki. Neyi söyledim? Bambaşka bir şey için söyledim. Dedim ki bak, böyle bana şey yapıyorsun. Trollerim var. Onlar da diyorlar ki işte bak Adi Bey seni konuşturmadı. Konuşturmadı falan yok. Net söylüyorum. Can Ataklı adına bir yargıya vardın. Can Ataklı böyle düşünüyor benim. Ben dedim ki hayır, doğru değil. O kadar. Bak, tekrar bitti. Ediyorum. Hakikaten Can Ataklı dinleme huyunu bırakmış. Soru alma huyunu bırakmış. Ha bak, sen devamlı yargıda bulunuyorsun. Bak, ben sadece ben senin tavırlarından ortaya bana çıkardığım Can Ataklı şöyle. Can Ataklı böyle yapıyor. Seni dinleyen trollerinde üstel, buna inanıyorlar. Bak, çünkü üstel, o kadar çalışıyor kafaları diyor. Onun için gördüm yazdıklarını da. O bak, işte bunu söylüyorum. İnsanlara hakaret etmeyin. İnsanlara abi, sen bana hakaret ediyorsun. Ağzını burnunu yamultarak filan. Sen konuş. Trollün anlamını bilmiyorsun. Troll ben bilmiyorum abi, ama sana öğretirim. Ben bilmiyorum. Trollün anlamını bilmiyorsun. Bilmiyorum. Troll bottur. Sahibi olmayan, tek bir hesaptan yönetilen hesaptır. Ekran başındaki insanlara ya ismiyle, ne dediğim, herkes ismiyle, anlıyor, ismiyle, cismiyle bulunan insanlara hakaret ediyorsun, troll diyorsun. Bir ismi görüşü ismi savunan insanlara, bir görüşü savunan insanlara haksızlık ve hakaret ediyorsun. Bak, hep bak başka yerlere gidiyorsun. Değil, biraz fikir troll demen ya. Üzerine bunu bana söylüyorum. Bana biraz fikir anlat, ne olur. Bana troll anlat. Troll sözü üzerinden bunu söyledim. Bak, şimdi boş ver. Can Ataklı, kalabalık yaparak, kalabalık yaparak bunu bitireceğim abi, bunu bitireceğim. Fikir kalabalık anlat yaparak. Biraz ya. Bak, fikir nedir biliyor musun? Akşam yazının başına oturup dedikodu diye bir başlık atıp İstanbul'da Kasım'da seçimler olacak, bilmem şu olacak, bu olacak demek fikir değil. Senin fikrin de zikrin başka. Ben eğer ülkeye başka bir yere geldin sen. Tamam. Şimdi bak, fikir söyle dedin. Sen benim fikirsiz olduğumu anlatmaya çalışıyorsun. Bir fikir söyle. Ya fikirsiz, bak fikir söyle dedim. Ha. Ben ne demek? Bu yöndeki, ne bu işte düşüncedeki yani. Bir adama fikir gitti? Anlatamam dedim. Olmaz abi. Bak, böyle doğruyu söylediğim olmaz. Halde bir adam o doğruyu bile evet, hangi kabul doğru? Etmiyorsa. Doğru ne? Bak, dinlemediğin için duymuyorsun Can Ataklı. Tekrar evet, ediyorum. Abi. Tekrar. Konunun ana temasına evet. Dönüyorum. Dön. Dedim ki İstanbul'da bir adam Atatürk'e hakaret ediyorsa bu kamu kurumlarında olamaz. Evet. Güneydoğu'da da olamaz. Olamaz. Burası net mi? Tamam, net. Burada Atatürk'e hakaret ettin diyen bir belediye başkanı bu adamı kovuyorsa evet. Buradaki gidip buradaki alçağa sarılamaz, yanındayız diyemez. Ama ikisi ayrı konu bak. Biri bak, işten atma. Bunu söyledim. Ama biri işten atma. Diğerine... O ayrı bir şey. O onun siyasi sorumluluğu kardeşim. Bak, ona sen o kadar müdahale eder. Fikrini söyle. Dersin ki bana göre. Ben de söyledim. Bak, İmamoğlu'nun böyle yapması yanlış dedim. Değil kardeşim. Mi? Ama sen onu öyle bir dakika, söylemiyorsun. Bir bununla bağdaştırıyorsun. Bir şimdi burada işten attığı adam çok farklı. Güneydoğu'da gidip ziyaret ettiği olay çok farklı. Şimdi ikisini bağdaştırmaya çalışıyorsun. Böyle yapan bunu yapamaz. Ya o onun siyasi sorumluluğunun ya, karşılığını birader, alır. Siz nasıl bir zekaya sahipsiniz? Ya, bayağı çok anlamıyorum. Yüksekti. Gerçekten anlamıyorum. Çok yüksek. Buradaki belediyedeki kamu belediye evet. Kamu kurumu değil mi? Tamam. Öbürü de kamu kurumu. Evet. Ne fark var?
Abi biri işten atma, biri gidip tamam. sarılma. Bak biri işten atma, evet. diğeri aynı hakaretleri yaptığı için, teröristlere yandaşlık yaptığı için açığa alınma. Siyaset açığa değil. Alındıkları bak, hakkında şey soruşturma yürütme. Burada bak, bitirmedim, yine bitirmedim, yine bitirmedim. Abi, canat, bak, bu. Bu bak, yani bak, konuşturmayacaksın. Bunu yaymaya işte. Ya konuşturmuyorsun. Ya bir fikrini söyle be kardeşim be. Allah konuşturmuyorsun. Aşkına. Sana konuşturuyorum. Söyledim, cevabını veriyorum. Dinlemiyorsun. Bak bu adam diyorum ki bu kendi görev alanında işten atmış. Bu siyasi bir sorumluluk. Yani sen onu bununla bağdaştıramazsın. Yapınca Atatürk'e istediği hakareti yapınca hayır. siyaset mi? Hayır. Ne? Şimdi nereden çıkarıyorsun onu? Ekrem İmamoğlu'nun velev ki o adama hakaret etmiş gitmesi bu olayla aynı değil diyorum. Onun siyasi olarak bedelini öder. Bugün CHP'de kaynıyor. Nasıl gider Güneydoğu'ya diyen çok CHP'li var. Ben bundan sonra oy vermeyeceğim diyen var. Bak siyasi olarak karşılar. Bu görev ve yetki alanı içinde bir adamı işten atmış. Sen şimdi onunla Mızraklı'ya gitmesini nasıl aynı kaba bu, koyuyorsun? Bu iki yüzlüğü ben ortaya ya, koymaya çalışıyorum. İki yüzlük değil ki bu. İşine gelmiyor. Hayır benim niye işime gel? Kim için söylersen değil. Söyle. Yani ya ha bak yapma güldürürsün ya. Bu aynı şey değil diyorum sana ya. Ya evet mi diyorsun sen? Arkadaşlar bir dakika. Evet diyorsan herkinize, tamam. Herkinize de stop. Şimdi şöyle. Benim ekran başındakilerden bir ricam var. Bir dakika. Tarafsız olma babında ben şunu rica ediyorum. Senden de rica ediyorum abi. Burada konuşma konuşturmama üzerine, konuşma süresi üzerine herkes bir otursun. Ya baştan ne güzel gidiyorduk işte. Bir dakika can ataklı. Baştan gidiyorduk da mesele seni rahatsız eden meselelere nereye gelince. Etti beni rahatsız? Bak üstadım bir dakika ama yahu. Yani, bir dakika ya yahu bir bitireyim sen cevap ver. Şey yanlış bir şey yapıyorsun. Sana devamlı söz hakkı vereceğim. Şey, ne diyeyim abi? Sana söz hakkı vereceğim şimdi. Cevap mesele verirsin. Söz hakkı değil ki. Bir fikir söyler benim de söz hakkım. Öyle ya, değil. Bir dakika. Devamlı suçlayarak giderek. Yani Can Ataklı bunu yaparak. Can Ataklı böyle diyerek. Abi, ama can, onları... Ya üstadım şey sen siz AKP'liler tamam, bunu yaparak sustum, diye tamam. suçladığında ben susuyorsam sen niye susamıyorsun? Sen AKP'li misin? AKP'liyim. Evet tamam o zaman. Bitti. Demek ki suçlandım. Bana bakıp ağzını oynatıp siz AKP'liler diyorsun. Beni gösteriyorsun sonra sen AKP'li misin diyorsun. Hayır sen ya, değilim gibi. Ya ben AKP'li ondan... değilim. Ben AK Partiliyim kardeşim. Söylediğin ha, tamam. AK Parti'ye söylediğin her sözü de... Ben üzerime alınıyor. Çok güzel. Tamam. Bitti. Benim kimliğim açık. Evet, şimdi... 17 tamam. yıldır bu kimlikle ortadayım ben. Savunuyorum. Güzel. Bitti. Hiç itiraz. Şimdi değil. Burada sen siz AKP'liler deyince ben susuyorum. Ya ben diyorum ki Can Ataklı bunu yaptı. Daha Can dediğimde sen başlıyorsun bağırmaya çağırmaya. Bir dur bitireyim yapma ya. Yapma şu şovu yapma. Öyle bir şey olmuyor. Bir dakika. Hala bitireyim diyor. Bitirmiyor bak bir türlü. Dönüp dönüp aynı cümleyi söylüyor. Can Ataklı böyle yapıyor. Bitir. Sustum ama buradan başlama. Oradan devam et artık. Tekrar başa sarma. Kaldığın yerden devam et şimdi. Evet. Devam et abi. Can Ataklı'nın talimatları mı? Hayır, devam. Şuradan devam et. Şurada sus. Burada önlem koy. Ekrem İmamoğlu'ndan iyi örnekler bak, almışsın ha. Yapma bak bu numara. Bak Ekrem İmamoğlu'ndan iyi örnekler almışsın. Biraz. Şurada saygı sus. Şurada konuş. Öyle bir şey demedim. Nereden? Oradan de. Devam et dedim. Bana dedin ama. Ya sana derim sen moderatörsün. Çok iyi. Onun için diyorum yani tekrar başa sarma diyorum ya. Sen... Şimdi bunun cevabı bana talimatı sen mi? Talimat vermiyorum ki tekrar başa sarma. Dinledim 500 defa. Yani buyurun. Bu talimat vermediği belli de şimdi birbirinizi çok dinlemiyorsunuz. Aslında söze başlarken sen ya da sen her ikinizin birden ya da sen Süleyman konuştuğunda hop diye karşı sustum cevap peki. vermek tamam. işi birbirine karıştırıyor. Bence... Süleyman fikrini söylesin, tamam. sen de fikrini söyle. Bak, bir şey söylüyorum. Can Ataklı'ya bir şey söylediğimde, ya bunu söyledin ama belge, ya ne belgesi kardeşim? Bu işler belgeyle olmaz. Ben söyledim, tamam bitti. Düşünce şu. Ben söylediğimde, nerede belgesi var mı? Göster bana, göster. Şimdi bu ikircikli tavrı ortadan kaldırmak lazım. İki... Bir şey söylediğimde ben istirham ediyorum. Yani ben de senelerdir Can Ataklı kadar tecrübeli olmasam da her gün iki saat televizyon ekranlarında konuşmasam da televizyonlardaki o adabı edebi bilirim. Yani dinlemesini bilirim, sözünü bitirmesini bilirim, yazarım sonra cevabını veririm. Ama burada daha ağzımı açtığımda hayır onu yapma, bunu yapma falan dendiğinde bu insicam da bozulur. Hakikaten geçen hafta söylediğin o Rasim Ozan Kütahyalı pozisyonuna sen de düşersin, ben de düşerim. Ben eğer bu tarzda devam edecekse birbirimizi susturmak için, daha fazla bağırmak için bir yayın yapacaksak bunun bir anlamı yok. Evet. Benim burada bulunma nedenim şu. AK Parti falan canı cehenneme benim umurumda değil.
AK Parti'nin yaptığı yanlışları da bugün sadece bugünkü yazıyı açarsan AK Parti'nin yaptığı yanlışları söylemişim. 1000 tane yazı gösteririm. CHP'nin yaptığı yanlışları da söylerim. AK Parti'nin de, HDP'nin de, İYİ Parti'nin de, MHP'nin de. Ekrem İmamoğlu'nun da yaptığı yanlışları söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı yanlışları söylüyorum. İstersen önümüzdeki hafta bunlarla ilgili yazıları da belge olarak önüne koyarım. Bunu yaptım derim. Ama burada yani ya Atatürkçü birinin belediyede çalışması doğru değil dediğinde evet çok doğru söyledi. Ama birader orada da benim Atatürk benim değerimse oradaki de benim değerime küfrediyor ve küfrettiği için benim Mehmetçiğime kurşun sıkanlarla bir olduğu için açığa alınıyor. Benim burada Atatürk'e hakaret ettiği için görevden alınan adamı, görevden alan adam gidip Güneydoğu'daki o adama da sarılmasın, benim duygularıma hakaret etmesin dediğimde buna yanlış diyorsam ben bunun yorumunu da ekran başındakilere bırakıyorum. Bu kadar. Evet Can Bey. Şimdi tabii güzel anlatıyorsun da devam bak hep suçlama var. Yani beni suçlayarak başlıyorsun. Ondan sonra bir yargıya varıyorsun. Yani o Güneydoğu'da kimi kastediyorsan yani söylersin tabii yani saklıyorsun anlamında söylemiyorum. Kastettiğin kimse onu da suçluyorsun. Yargıladın, batırdın. Bu adam da oraya gitmekle ve şimdi o zaman işte bu fikir olmuyor o zaman. Senin bir yargın bu. Sen adamı suçladın. Şimdi benim ısrarla söylemeye çalıştım. Bir, Ekrem İmamoğlu'nun ya da bir başkasının belediye başkanı olarak bir konuda bir yetkisi var. Bu adamı işten atabiliyor. Efendim haklı attı, haksız attı ayrı. Bunu attı. İkinci karşılaştırdığın olay işten atma falan değil. O onun, şimdi bunun bedelini mahkemeye verir adam. Tazminat davası açar, yüksek tazminat alır falan. Ama bunun bedelini öncelikle siyasi olarak verir. Şimdi ikisini aynı torba koyduğun zaman tuhaf bir şey çıkıyor. Bunu yapana bu yapılır mı? Ya abi yani çözümü yok ki. İşte onun için diyorum bizim büyük çerçeveyi görüşmemiz lazım. Daralttığın ne zaman abi ne oluyor Türkiye'de ne oluyor? Mesela ben şimdi aşağılayarak bir şey anlattım. Efendim işte dedikodu diye yazıyorsun da işte bilmem ne de seçim. Abi bak onu sen de biliyorsun. Nasıl yazıldığını da biliyorsun. Bir gazeteci üslubudur o. Ben dedikodu derken dedikodu yapıyorum demiyorum. Bu kanıtlayamam. Kanıtlayamam ama bu çok konuşuluyor. Bugün aç gazetelere bak. Bir takım iktidara yakın gazetecilerinde, köşelerinde bir seçim olasılığı konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasına başlarken yakında seçim olabilir diyor. Bir takım efendim iktidar mensupları seçimde şey diyor. Ben onları toparlıyorum ve bir mantığa oturttum. Yazıda da mantıklı gelmediğini biliyorum ama böyle demiş. Sana gelmeyebilir. Sana da mantıklı gelmemiş. Nasıl? Hayır. Mantıklı gelmedi ama böyle diyorsun. Hayır bak mantıklı gelmedi demedim. Yazında öyle bir satır yok. Hayır yok. Öyle bir şey yok. Abi ben yazdım biliyorum. Ben orada sadece savunarak tam şuradan hatta televizyon konuşmamda şunu söyledim. Dedim ki bunu ben yazdığım zaman birkaç kişiden böyle balıklama atladılar. Hadi gene seçim istiyorsunuz yağma yok filan. Ben tam tersini söylüyorum dedim. Korkarak bunu anlatıyorum. Yani Tayyip Erdoğan böyle bir numara yaparsa siler geçer diye endişem var. Onu anlatıyorum zaten. Şimdi burada o benim üslubum dedikodu diyorum. Kafamı bozan şeyler diyorum. Üzüldüm diyorum. Hoşuma giden şeyler diyorum. Bunlar o başlıklar subjektif başlıklardır. Yani hoşuma giden zaten baştan söylüyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Bu benim kafamı bozuyor. Bu benim canımı sıkıyor. Bu benim dikkatimi çekiyor. O bir üslup. Türkiye'de Kasım ayında bir seçim olma ihtimalini görüyor musun? Gerçekten Kasım, inanıyor Kasım musun? Zor şey Aralık var. Kasım görüyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani aptal değilim ki ben böyle bir yazı yazıyorum. Televizyonda 12 dakikalık YouTube konuşması yapıyorum ve bu sabah da televizyonda anlatıyorum. Şimdi bak mantığını oturtuyorum. Ne olur? Şuna inandığımı zaten söylüyorum. Bu iktidar uzun süremez. Her yerden sıkıştı diyorum. Bir tek yolu var. Bir baskın seçimi yapar da HDP'yi baraj altında bırakırsa işte bütün bu HDP karşıtlığını da öyle gördüğümü anlatıyorum yazıda ve konuşmamda. Diyorum ki HDP'yi baraj altı alırsa AKP'nin oyları söylendiği gibi 38'lere düşse bile 38'lerle 230, 225, 230 milletvekili alır. 66 tanenin tamamını alıyor HDP barajı geçmediği zaman. Can Ataklı bu sana bu mantıklı gelebilir ama çok mantıksız bir şey. Abi bak o ayrı bir şey bak şimdi onu tartışmıyoruz size ama. Sizin mantığınıza uymadı diyorsun ya yani mantığıma uymayan tamam olabilir. Mantığıma uymayan şeyleri söyleyebilir miyim? Yani bunun karşı olmaz bir kabul. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması şu anda HDP'nin oyundan götürmez HDP'nin oyuna katar. Katsın yani, abi yüzde onu geçemiyor dolayı. Şundan dolayı. İktidar yaptığı doğru şeyleri yanlış iletişim sistemiyle topluma anlattığı için şu anda HDP'deki görevden almaları bile doğru dürüst anlatamıyor.
bu konuda iddialıyım. Yöntem doğru ama iletişim şekli yanlış. Kamuoyunu anlatamıyor. Bu sokaktayız hepimiz, senin gibi ben de sokaktayım. Sokaktaki insanların intibası şu: haksızlık. Haksızlık yapıldı kardeşim. Şimdi bu HDP'den götürmez. HDP'nin oyu öyle veya böyle %10, 10.5, 11 arasında zaten gidip geliyor. Bütün anketlerden de bu çıkıyor. Buradan iktidarın, HDP'nin oyu düşerse ben Güneydoğu'daki milletvekillerini alırım düşüncesi orada yok. Yani sabahleyin de birkaç isimle konuştum, öyle bir şey yok diyorlar. İki, AK Parti'den şu anda büyük, eski dönemdekilerden büyük kopuşlar var. Diğer partilere geçişler var. AK Parti bundan sonra toparlamaz düşüncene katılmıyorum. Bundan sonra toparlayacağını hep birlikte göreceğiz. Bu ekranda olursak bak toparlamış tabii, diye de tabii konuşacağız. Ama şu anda AK Parti'de bir kan kaybı var. AK Parti onu gidermek için hele hele Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın uzun zamandır beklediği bu parti kurma çalışmalarında onların nasıl bir şey yapacağını görme açısından şu anda bir seçim düşünmez. Cumhurbaşkanının aklının ucundan geçmez. Ha tamam, bak bu bir işte, bak bu bir senin görüşün. Ben diyorum ki böyle böyle olabilir. Sen diyorsun ki bu nedenlerle olmaz. Şimdi bu atla deve değil. Hepsi şunu şurasında 15-20 gün, bir hafta. Bir peki. Ay en fazla. Çünkü böyle bir şey olacaksa zaten bu arada olacak. Ha efendim, bunu Mart'a kaydırır mı? Ya erken yapabilir diyorum. Neden? Çünkü öyle ya da böyle bir partiden kopuşlar, hele milletvekiliyle beraber olursa, bu sıkıntı yaratır. Onu anlatıyorum ben. Ha bana göre Babacan da pek öyle milletvekili grup kuracak kadar milletvekili çıkmıyor şu anda gibi geliyor bana, ama o çıktığı zaman AKP daha zayıflıyor. Seçime gitme şansını zorlar, ama şu anda Bahçeli bir şey söylese, hadi arkadaşlar seçime gidiyoruz deyince partiden kopma falan olmaz. Çünkü şu anda hiç kimse rengini belli etmediği için Tayyip Erdoğan çok bildiği bir iki isim dışında bugünkü kadroları aynen koyar, evet, diyorum. Ha, sen diyorsun ki olmaz. Bu tamam, iddialar olgunlaşır, bir hafta daha geçsin. Göreceğiz. O olgunlaştığı zaman haftaya... Biz bu arada şu israf meselesini hiç konuşamadık. Valla vakit ama kalmadı. Kaçış yok ya, bir buçuk saattir konuşuyoruz. Ha. Bir buçuk saat konuştuk, vakit kalmadı. Zaten konuşuruz da. Yani buradaki öyle bir bayağı uzadı. Teşekkür ederiz. Haftaya çarşamba günü gelin bir saat belirleyelim. Bundan sonra. Evet. Ha, canlı yayın. Belki gününüz canlı yayın yapalım. Olur yani, bunun saati yok ki. Yani nasıl, bu kaçmıyor. Hatta şöyle bir yani, fikre de, ben şöyle bir fikre de açayım. Yani yoruyorsunuz ikiniz de beni. Sizi şöyle karşı karşıya bırakayım. Siz konuşun. Bu farklı görüşte çok güzel çıksın. Bu hafta. Şimdi tembellik ben... yapma. Sen kaçacaksın. O saatte başka iş yapacaksın. Otur burada. Susturdum beni kardeşim. Bak emri vaki bana yapma. Ya ama ne yapayım yani? Ben sen ben Süleyman Özışık değilim ona göre. Moderatörsün diye yapıyorum. Ne yapayım yani? Yok şeyde... Yani yanlış yani, olur. O da çünkü konuyu kim açacak? Sen açacaksın ki biz konuşalım. Her hafta birbiriniz moderatör olacaksın. Süleyman Özışık'la bu hafta... Yok olmaz abi. Moderatör dediğin şimdi tarafsız gitmesi lazım. Yani ben ya en azından konuyu açacak. Kardeşim bak neyse tamam peki. Tamam sen arkadaşlar, kaçmak istiyorsun. Ama Can Ataklı'nın beni konuşturmaması meselesini çözmemiz lazım. Hakikaten boğazım şişti yani. Şişmez, bir şey olmaz, korkma. Evet arkadaşlar, farklı görüşün sonuna geldik. Haftaya Can Ataklı, Süleyman Özışık bir kez daha karşı karşıya gelecek. Programın başında da belirttim. Lütfen görüşlerinizi yazın. Kişilerle ilgili, kişilerin siyasi görüşleriyle ilgili küfür ve hakaret oraya iliştirmeniz bir şey değiştirmiyor. Biz onları silmiyoruz. Farkındaysanız o görüş ve fikir adı altında yazılan küfürler kişinin gerçek kimliğini ortaya koyuyor. Lütfen dikkat. Hoşça kalın.